أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم Sadakallahul azim. Allahu azimuşana nihayetsiz hamdü senalar olsun ki böyle mübarek bir geceye Leyletül Beraa inşallah beraatlerimizi ihsan edeceği, ikram edeceği bir geceye kavuşturan Allah'ımıza hamdolsun. Bu gecenin ihyası ve yarınki günün sıyamı yani orucu sıhhat-ü afiyetle ve ihlas ile edası tas tamam olarak eksiksiz cümlemize nasip olsun. Ve bütün sevdiklerimize de Allah'ım Celle Celaluhu bu mübarek gecenin içerisinde fecrin tuluğuna kadar beraat almamış bir anamızı, bir babamızı, bir karındaşımızı, bir sevdiğimizi geride bırakmasın. Ve tabut gününe kadar yaşadığımız sürece bütün bu beraat gecelerine yine sıhhat-ü afiyetle ehl-i sünnet itikadı üzere bu itikadı zayi etmeden ilim meclislerinde, sohbet halkalarında, seccade başında Kur'an okurken, kendisini zikrederken, kendisine tazarru ederken geçirebilmeyi cümlemize ihsan-ı ikram eylesin. Fecre kadar yani imsak vaktine kadar olan vakit değerlidir. O yüzden çok uzatmaksızın, çok da kısa bırakmaksızın bir sohbet yapacağız ve arkasından dua yapacağız. Sohbet ederken de bu mübarek geceyle alakalı sohbet ederken de duadan geri kalmayacağız. Allah-u Teala Hazretleri yaşadığımız sürece bizi duadan aciz bırakmasın. Duaya her daim bizi muvaffak kılsın. Allah-u Teala Hazretleri bir kuluna dua kapısını açtıysa yani kendisinden İsteme kapısını açtıysa o kulu hakkında icabet kapısını da açmıştır diyor Hazreti Ali Efendimiz. Hangi kula Allah'tan istemek, el açıp yalvarmak, ona dua etmek nasip oluyorsa yani dili takılmıyor, kalbi takılmıyor. Diliyle kalbi Allahu Teala Hazretlerine dua ederken, yalvarırken bu işte zorlanmıyorsa Allahu Teala Hazretlerinden isteme hususunda zorlanmıyorsa onun için icabet kapısını Allah açmıştır diyor. Bizim için de bu mübarek gecede hem dua kapısını hem de duaların kabul kapısını, icabet kapısını Allah'ım sonuna kadar açsın arkadaşlar. Bu gecenin her anından, her vaktinden, her saatinden ziyadesiyle istifade cümlemize nasip olsun. Şimdi Berat gecesinin faziletiyle alakalı birkaç hadis-i şerifle ve birkaç ayeti kerimeyle dedik ya çok uzatmadan bir sohbet yapacağız. Ancak sohbetin başında Hicr suresinin bir ayetiyle başlayalım. Allah'ımızın yüce kelamının ayetlerinden bir ayet ki âbâ ve ecdadımız bunu Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün de üstüne yazmış. Şu an Kabe-i Muazzama'nın Hicri İsmail denen yani yarım daire şeklindeki o yerin üzerindeki örtüye doğru şöyle kafanızı kaldırıp sağ tarafınıza baksanız orada ne görürsünüz? Hicr suresinde Nebbi ibadi inni enel gafurur rahim.
Bu ayeti görürsünüz. Ecdadımız Kabe-i Muazzama'nın üstündeki örtülere bile nice ayetler, nice işaretler bırakmış. Tavaf edenlerin istifade edebileceği, Allah Azze ve Celle'nin beytinde dua edenlerin tabiri caizse kopya çekebileceği nice ayetler, nice işaretler bırakmış. O işaretlerden bir tanesi de altın oluğun, karşınıza alırsanız hemen sağ çaprazına gelir. Nebbi ibadi inni enel gafurur rahim. Peki ne demek? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Habibim sallallahu aleyhi ve sellem nebbi ibadi benim kullarıma benim tarafımdan haber ver diyor Allah. Benim kullarıma benim tarafımdan haber ver. İnni enel gafurur rahim. Muhakkak ben kullarımı ziyade affeden, ziyade acıyıp merhamet edenim diyor. Bu mübarek gecede Kur'an-ı Azimuşan'dan Efendimiz vasıtasıyla ilan-ı haktır hepimize. En büyük müjde olsun. Öyle bir Allah'ımız var ki Habibine diyor ki benim tarafımdan benim kullarımı haberdar et ki nebbi ibadi, burası da önemli. Benim kullarım diyor Allah. Peki o kullar kimdir? Başta iman eden müminlerdir. Ehl-i sünnet olan muvahhidlerdir. Allah ve Resulüne teslim olanlardır. Allah'ı Rab olarak, dini İslam olarak, Nebi-i Resulü Muhammed aleyhissalatu vesselam olarak kabul edenlerdir. Diliyle de Allah'ı sevenlerdir. Kalbiyle de Allah Azze ve Celle'ye muhabbet besleyenlerdir. Diliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risalet ve nübüvvetini tasdik edenler, kalbiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatemen Nebiyyine ve Hatemen Resul, Nebilerin de Resullerin de Allah elçilerinin de sonuncusu olduğunu tasdik edenlerdir. Diliyle de Kur'an-ı Azimuşan'ın bir bütününe kelamullah, kalbiyle de Kur'an-ı Azimuşan'ın bir bütününe kelamullah, yani Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır diyenlerdir. Onlar Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş, teslim olmuş Müslüman ve mümin kullardır. Allah-u Teala Hazretleri bu gece bize müjde olsun. Şöyle düşünelim. Bu gece bütün kullarına nida eden Allah, biraz sonra okuyacağız hadis-i şerifleri. Bu mübarek surenin bu mübarek ayetinde de yeniden bize sesleniyor. Kullarım bilin ki diyor Allah, nebbi ibadi benim kullarıma benim tarafımdan haberdar et, inni enel gafurur rahim. O Allah ki Celle Celaluhu kullarını ziyade affeden, ziyade acıyan, merhamet edendir. Allah'ım bu gece bizleri de affeyle. Ya Rabbi bu gece bizlere de acı merhamet eyle. Bu gece bizlere de rahmetinle ve merhametinle muamele eyle. Bu gece zayi etmekten, bu gecenin faziletlerini kaybetmekten, beraat alamamaktan, Ya Rabbi bu gece günahlarla yatıp günahlarla sabaha çıkmaktan bizleri koru, sen muhafaza eyle. Arkadaşlar bu mübarek gecenin faziletini anlatan Kur'an-ı Azimuşan'da Duhan Suresinin ilk 5 ayeti var. Bu mübarek sure huruf-u mukadda ile başlıyor. Yine sohbetin başında şunu da sizden rica edeyim, istirham edeyim. Dedim ya çok uzatmamaya gayret edeceğim ama sabredelim. Sonuna kadar, dua bitinceye kadar terlesek de sıkışsak da, yani bulunduğumuz konum biraz nefsimize dar da gelse, Allah hepinizin bu gece yüreğine sekinet indirsin. Bu gece genişlik ihsan eylesin. Bu gece semadan arza sağanak yağmur gibi yağan, bu mübarek gecede semadan arza sağanak yağmur gibi yağan o rahmetlere sizi de bizi de Allah gark eylesin. Öyle bir sekine nasip olsun ki bu gece seccade başında secdelerde Allah'a tazarru edelim. Öyle bir feyiz, öyle bir muhabbet gönüllerimize, ruhlarımıza ikram olsun ki bu gece imsak vaktine kadar, fecrin tuluğuna kadar Allah'a tazarrudan başka tarafa bakmak nasip olmasın. Başka tarafa dönmek nasip olmasın. İçimizden başka bir tarafa meyletmek bu gece gelmesin. Yine Rabbim bu gece öyle bir feyiz, öyle bir bereket ihsan etsin ki bütün bir senemize değil, bütün bir ömrümüze ibadat-ü taat ile Allah Azze ve Celle ihlasla kullukların yazılmasına vesile olan tazarrular, Allah-u Teala Hazretlerine ibadet hususunda tabut gününe kadar 5 vakit namazla, Ramazan-ı Şerif'te oruçla, ya Allah'ın vermiş olduğu diyelim ki mal imkanının en az 40'ta birini zekat olarak vermekle, haccı umreyi eda etmekle,
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesini ihya etmekle, Kur'an-ı Azimuşan'da bize emredilenlerin tamamını hayata tatbik, nehyedilenlerin de tamamından sakınmakla bir beraat bu geceden nasip olsun. Bu mübarek sure Duhan suresi dedik ya neyle başlıyor? Hurufu mukadda'a ile başlıyor. Arkadaşlar belki birçoğunuzun malumudur ama tekrarında fayda vardır. Kur'an-ı Azimuşan'ın bazı surelerinin başında tek harfler gelir. Elif, lam, mim gibi, ba-ha gibi, yasin gibi, kaf gibi tek harfler. Bunlara hurufu mukatta yani inkıtaya uğramış harfler, kesik harfler denir. Şimdi bu mübarek harfleri anlaşılsın diye söylüyorum. Yani Türkçedeki A harfi gibi, B harfi gibi düşünün. Tek başına A harfi bir mana ifade eder mi? Tek başına bir mana ifade etmez. Bu mübarek sureler de, bu mübarek ayetler de Kur'an-ı Azimuşan'ın bazı surelerinin başında gelen hurufu mukatta da aslında Kur'an'ın sırlarındandır. Her kitabın sırrı vardır. Hurufu mukatta da tek harfler de Kur'an'ın sırlarındandır diyor Peygamberimiz. Ancak arkadaşlar bunun mutlak manası nedir? Hamim diye başladı sure. Hamim ne demektir? Müfessirlerimizin, tefsir alimlerimizin birçoğunun bu mübarek harflerle alakalı verdikleri bir müşterek mana var. İzahı da var. Diyorlar ki tefsir alimlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek harflere mana vermedi. Onun yetiştirdiği ashab-ı kiram cemaati de bu mübarek harflere mana vermedi. Onların yetiştirdiği tabi'in neslinin alimleri de İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, Ahmet İbni Hanbeller ve o dönemin tefsir alimleri de bu mübarek harflere mana vermedi. Bunlar Kur'an'ın ayetlerindendir. Evet, bunlara inanmak şarttır. Ama nedir bunların manası diye sorulsa Allahu a'lem bi muradihi bi zalik demişler. Bunlardan muradının ne olduğunu gerçekte ve hakikatte ancak kim bilir? Allahu Azimuşan bilir. Yani bizim ehli sünnet olarak bu harflere bakışımız ve nazariyemiz budur. Ancak arkadaşlar bazı tefsir alimleri, yine ehli sünnet alimleri bu harflere mana vermişler. Şöyle mana vermişler. Yanlış anlaşılmasın. Bazı ehli sünnet dışı sapık görüşlü insanlar bu harflere aslının dışında mana verdiklerinden, ona da bir örnek verelim, askıda kalmasın. Mesela Batıniye diye bir fırka vardır. Batıniye fırkası tekfiri vacip olan fırkalardan bir fırkadır. Bunlar Kur'an-ı Azimuşan'daki emirlerin hiçbirini kale almazlar, yasakların hiçbirini kale almazlar. Yani ne namaz kabul ederler, ne oruç kabul ederler, ne haç kabul ederler, ne zekat kabul ederler, ne içkinin, ne kumarın, ne zinanın, ne faizin de haramiyetini kabul ederler. Hiçbirini kabul etmezler. Namaz derler ki işte eğilip kalkmaktan ibaret, yatıp kalkmaktan ibaret derler, haşa. Orucu küçümserler. Allah'a yapılan bütün ibadet ve taatlere bir kulp takarlar. Hatta derler ki onlar, biz yakini elde ettik. Allah ibadeti yakini elde edinceye kadar kullarına farz kılmıştır. Biz yakini elde ettik. Kim yakini elde etmediyse 5 vakit namaz kılmaya o devam etsin derler. Böyle sapık bir mezhep. Onların içinden bazıları elif, lam, mim buna mana veriyor. Elif diyor Allah demek. Lam, lam-ı tarif Kur'an'a işarettir diyor. Mim de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. Böyle bir mana uyduruyor, mana atıyor. Elif, lam, mim. Elif diyor Allah demektir. Lam, lam-ı tariftir. Kur'an'a işarettir. Mim ise Muhammed demektir. Bu manaya göre diyor, kendi kurguladığı bu manaya göre. Allah diyor Kur'an'ı Muhammed'e indirmiştir. Onun içindeki emirler, yasaklar Muhammed'i bağlar, bizi bağlamaz diyor, haşa. Şimdi böyle mana verenlere karşı, böyle zındıklara karşı ehli sünnetin bazı tefsir alimleri o dönem bu arızaları tamir etmek adına muhkeme yakın manalar vermişlerse de aslında bu harflerin gerçek manası şudur: Allahu a'lem bi muradihi bi zalik. Bunların gerçek de manasının ne olduğunu ancak kim bilir? Allah bilir. Aynı zamanda bu harfler bize, hepimize haddimizi bildiren harflerdendir. Yani insanın bilebileceği şeyler vardır, idrak edip kavrayabileceği şeyler vardır, künhüne vakıf olabileceği şeyler vardır. Ancak insanın idrak edemeyeceği, kavrayamayacağı,
künhüne vakıf olamayacağı şeyler de vardır. Her şeyi hakkıyla bilen ancak Allah'tır arkadaşlar. Her ne kadar alim olursa olsun bir insan, her bilenin üstünde ne vardır? Bir bilen vardır. İlminde nihayeti yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen bir tek kimdir? Ezel ebed her şeyi hakkıyla bilen ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Bu harflere böyle bakanlar da haddini bilir. Haddini bilen de Rabbini bilir. Ya Rabbi sen bildirdiğin kadarını biz bilebiliriz, anlayabiliriz, idrak edebiliriz. Ama bizim anlayamayacağımız, idrak edemeyeceğimiz, kavrayamayacağımız şeyler de var mıdır? Mutlaka vardır. Hamim, o da bunlardan bir tanesidir. Vel kitabil mubin. Her şeyi beyan eden, açıklayan kitaba yemin olsun ki diyor Allah-u Teala Hazretleri. İnna enzelnâhu fî leyletin mübâraketin innâ kunnâ mündirîn. Şimdi biz mübarek bir gecede diyor Allah. Mübarek bir gecede İnna enzelnâhu fî leyletin mübâraketin. Biz bu kitabı mübarek bir gecede indirdik. Tefsir alimlerimizden bazısı bu ayetleri açıklarken bu manayı vermişler. Yani mübarek gecede inen Kur'an'dır ve bu mübarek geceden murat ve maksat Kadir gecesidir. Kur'an-ı Azimuşşan'ın zaten meşhur olan mana, Kur'an-ı Azimuşşan'ın hangi zaman dilimi içinde indirildiği sorulacak olsa mutlak manada ne deriz? Mutlak manada İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Kadir suresinde. Ancak bazı tefsir alimleri bu zamiri bir sonraki ayette fîhâ yufraku küllü emrin hakîm emran min indina. Zamiri buraya atfetmişler. Ve buradan yola çıkarak, şimdi anlatacağız, iyi dinleyelim. Buradan yola çıkarak demişler ki, o gecede inen, yani mübarek gecede inen, Kur'an-ı Azimuşşan değil, o mübarek gecede inen Allah Azze ve Celle'nin levh-i mahfuzdan tefrik ettiği, levh-i mahfuzdan bu mübarek gece çıkartıp, görevli olan meleklerine tevdi ettiği her hikmetli iş, yani şu mübarek Berat gecesinde levh-i mahfuzdan tefrik edilen, çıkartılan, görevli olan meleklere de tevdi edilen her hikmetli işi biz mübarek olan Berat gecesinde indirdik. Yine de en doğrusunu Allah bilir Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu ama ekseri alimlerimiz bir sonrasında gelen ayetleri tefsir ederken bu gece tefrik edilen gece, ayrılan gece, her hikmetli işin levh-i mahfuzdan çıkartıldığı gece Leyletül Bera'a, Berat gecesi demişler. Madem ki bu gece hakkımızda levh-i mahfuzdan kararlar çıkartılacak. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu hakkımızda bu gece, sevdiklerimizin de hakkında bu gece levh-i mahfuzdan hayırlı kararlar takdir eylesin. Hayırlı kararlar yazdırsın. Şimdi gücümüz yettiği kadar bunları uzatmadan anlatacağız. Dedim ya Allah için gönülden dinleyelim, Allah için sıkılmadan, daralmadan, terlesek de aldırış etmeden dinleyelim. Şimdi bu mübarek gecede Allah-u Teala Hazretleri mübarek gecede kararları inzal ediyor. Kararları ümmeti Muhammed hakkında ve bütün beşeriyet hakkında ve bütün yeryüzü hakkında bütün kararlarını Allah bu mübarek gecede indiriyor. Şimdi fiha o gecede yufraku küllü emrin hakim. Her hikmetli iş levh-i mahfuzdan çıkartılır. Görevli olan meleklerine bu mübarek gecede tevdi edilir. Emran min indina Allah Azze ve Celle'nin emrinden, Allah Azze ve Celle'nin izniyle, müsaadesiyle ve emriyle bu mübarek gecede bakın neler olacak. Bu mübarek gecede hakkımızda ne kararlar alınacak? Bu mübarek gecede meleklere hakkımızda hangi dosyalar teslim edilecek? Bunu anlatırken dedim ya seri gideceğim. Arkadaşlar bu mübarek gece öyle bir gece ki bu sene içerisinde bir dahaki Berahat gecesine kadar öleceklerin kararı bu gece levh-i mahfuzdan çıkartılıyor. Görevli olan Azrail aleyhisselama bu gece dosya tevdi ediliyor. Ölümlerin dosyası aynı zamanda hastalıkların dosyası.
Önümüzdeki beraat gecesine kadar nasıl yaşayacağız? Sıhhat afiyetle mi yaşayacağız? İptila belayla mı yaşayacağız? Çeşitli hastalıklara mı maruz kalacağız? Bu gece beraat gecesi bu dosyalar çıkartılır, takdir edilir ve dosyanın görevlisi olan melek, melekül mevte yani Azrail aleyhisselama bu mübarek gecede bu dosya tevdi edilir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hayırlı uzun ömürler bu gece takdir eylesin. Akşamla yastı arası Yasin-i Şerif okuduk arkadaşlar. Geçen haftadan da böyle bir kağıt dağıtmıştık. Hayırlı uzun ömür için bir Yasin-i Şerif okumuştuk. Eğer akşamla yastı arası bu amelden haberi olmayan kardeşlerimiz varsa yine üzülmesinler. Yine çıkışta bu kağıtları alsınlar. Yatsı namazından sonra da 6 rekat namazla beraber özellikle Kur'an-ı Azimuşşan'ı okumasını bilenler hayırlı uzun ömür niyetiyle Ya Rabbi bizi önümüzdeki beraate kadar hayırla yaşat. Bizi hayırlı uzun ömürlerle yaşat. Ya Rabbi bizi sihatü afiyetle yaşat. Arkadaşlar yeryüzünde imandan sonra belki Müslümanın en büyük sermayelerinden bir tanesi nedir? Afiyettir. Allahümme inna neselükel afve vel afiyete fid dünya vel ahira. Sevgili Peygamberimiz Kabe-i Muazzama'yı bile tavaf ederken böyle dua edermiş. Ya Rabbi senden af ve afiyet isterim. Çünkü neden? Afiyet varsa kıyam kolaydır. Afiyet varsa ruku kolaydır. Afiyet ne demek? Hani sağlık deriz, sıhhat deriz. Allah'ın kulunu sağlıklı ve sıhhatli yaşatması deriz. Ama bir insanın diyelim ki bedeninde bir hastalığı var, bir arızası var, bir ağrısı var. Hani derler ya, insanın neresi ağrıyorsa canı nerededir? Canı oradadır derler. Yani namaz kılarken bile insanın aklı, fikri, ruhu neyle meşgul oluyor? O sıkıntısıyla meşgul oluyor. Ama bir insan afiyette olsa, sıhhat ve afiyette olsa, yani bedeninde kendisini meşgul edecek bir ağrısı olmasa, o kıldığı namaza da sirayet ediyor. Yaptığı zikrullah'a da sirayet ediyor. Okuduğu Kur'an'a da sirayet ediyor. Hatta aile içerisinde yaşadığı hayata bile sirayet ediyor. Bazen bakıyorsun adamın canı yanıyor. Hanım bile ondan muzdarip, o hanımdan muzdarip, huysuz, laftan sözden anlamıyor, ileri geri konuşuyor. Neden dolayı? Canı dar, canı hasta. O yüzden arkadaşlar Allah Azze ve Celle'ye diyelim ihlasla ve ihsan üzere kulluk edebilmenin vasıtalarından, sebeplerinden bir tanesi de afiyettir. Allah-u Teala Hazretleri bir dahaki beraat gecesine kadar hepimiz hakkında sıhhat ve afiyet takdir eylesin. Afiyetle bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Dayanamayacağımız, katlanamayacağımız, güç yetiremeyeceğimiz hastalıklara bizi müptela etmesin. Eğer bir hastalıkla da imtihan olunuyorsak, bedenimize bir hastalık isabet ettiyse, o hastalığı da Allah önce seyyiatimizin ve günahlarımızın ve hatalarımızın dökülmesine ve affedilmesine kefaret kılsın, vesile kılsın. Daha ziyadesi de manevi dereceleri, yani cennetteki bir takım dereceleri tahsile de Allah o hastalıklarımızı vesile kılsın. Ama isteyeceğiz bu gece, Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'i hayırlı ve hayırlı uzun ömürle yaşat. Ama yine de bu mübarek gecede şunu da isteyeceğiz Allah'ımızdan. İsteyin arkadaşlar, korkmayın. Bunu isterken de korkmayın. Allah'ım, eğer bu gecenin içerisinde bana ölüm takdir edeceksen, önümüzdeki beraate kadar çıkmayacaksam, yaşamayacaksam, Allah'ım ölümün de bana hayırlısını ve imanlısını nasip eyle ya Rabbi. İmanla çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Teveffena muslimen ve elhikna bissalihin. Müslüman olarak sana kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabirde de mahşerde de salih kullarınla, sadık kullarınla, ebrar kullarınla beraber olacak bir ölümü bana nasip eyle ya Rabbi. Bize nasip eyle ya Rabbi. Bunu da istemekten arkadaşlar, hayırlıysa eğer bunu da istemekten korkmayalım. Çünkü neden? Ecel ne bir an ileridir, ne bir an geridir. Allah ne vakit takdir ederse insan o vakit gider. Ama hayırlı gider ama hayırsız gider. Ama imanlı gider ama imansız gider. Ama hakkın rızasını kazanarak gider ama hakkın rızasını kazanamadan gider. Mesele nedir burada? Zaten dünyaya niçin geldik? İmtihan için geldik. Niçin yaratıldık? Hakkın rızasını kazanmak için yaratıldık. Niçin var edildik? Allah'a kul olmak için var edildik. Habibullah'a ümmet olmak için var edildik.
Bu işin sonunda Hakk'ın rızasını kazanmak için yaratıldık. Madem ki Hakk'ın rızası her şeyin fevkindedir, her şeyin üstündedir, her şeyin üstündedir. Cennet nimetlerinin bile üstündedir Allah'ın rızası. Cennette bile Allah'ın kullarına ikram ettiği en büyük nimet nedir diye sorulacak olsa, geçen hafta anlatmıştık, rızaullah en büyük nimettir. Eğer bu sene rızaullah'ı tahsil edip de gitmek varsa nasipte, onu da Allah'tan istemekten çekinmeyelim. Allah'ım hayırlı uzun ömürle yaşat ama ecel mukadderse, son nefeste mutlaka ama mutlaka mümin olarak, Müslüman olarak, muvahhid olarak, rızanı kazanmış olarak sana kavuşabilmeyi cümlemize nasip eyle. Hatta bir de davetle gidebilsek. Ya eyyetühen nefsül mutmainne, irci'i ilâ rabbiki râziyeten merdiyye, fedhulî fî ibâdî vedhulî cenneti. Hele böyle bir davetle gidebilsek. Bu davetle gidebilmek için ne lazım? Allah'a dost olmak lazım. Allah'a nerede dost olunur? Ancak toprağın üstünde Allah'a dost olunur. Toprağın altında bir kimse Allah'a dost olamaz. Alemi ervahta da olamaz, alemi berzahta da olamaz. Alemi ervah imtihan yeri değildir. Derece kazanma ve tahsil etme yeri değildir. İmtihan dünyasıdır. İnsan burada adüvvullah olur, burada habibullah olur, burada halilullah olur. İnsan ne olursa bu toprağın üstünde yaşarken, imtihandayken olur. Allah Azze ve Celle'ye dostluğu tahsil edebilmenin yeri burasıdır. Hatta öyle bir dost olur ki insan, ölümü ne olur ölümü, dostu dosta kavuşturan köprü mesabesinde olur. Aynı İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimizin dediği gibi. O da bize bir örnektir. O da bize bir müjdedir. Azrail Aleyhisselam geldi ya İbrahim Aleyhisselam'a. Ey İbrahim, Allah'ın sana verdiği süre ve vakit doldu. Emaneti almaya geldim diyor. O vakit şöyle buyurmuş. Halil, dost, şaşarım o dosta ki dost dostun canına hiç kıyar mı? Melekül Mevt bu sözü duyunca taaccüp etti, hayret etti, kaldı. Bu söz herkesin dudağından dökülecek bir söz değil. Ben Allah'ın dostu değil miyim diyor İbrahim Aleyhisselam. Hakikaten öyledir arkadaşlar. Men ittekaze İbrahim'e halila, Allah İbrahim'i kendisine dost olarak seçmiştir. Şaşarım o dosta ki dost dostun canına kıyar mı? O vakit Allahu Azimuşan da İbrahim Aleyhisselam'ın ruhunu bedeninden kabzedecek olan Melekül Mevt'e diyor ki söyle o halile, o dostuma hiç dost dosta kavuşmak istemez mi? Ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprü mesabesindedir. Hele ki demin dedim ya, ya eyyetühen nefsül mutlume inne, böyle bir davet gelirse, ey nefsini Allah Azze ve Celle'nin taatiyle itminan etmiş kulum, Allah'ın taatiyle mutmain etmiş kulum, burası arkadaşlar altı çizilecek noktadır. Burası Allah Azze ve Celle'nin dostlarının nefsi mutmainne dediği altı çizilecek noktadır. Kimileri vardır, içkiyle itminan olur. Kimileri vardır, zinayla itminan olur. Kimileri vardır, kumarla itminan olur. Kimileri vardır, dizi film başında televizyon seyrederken, şarkı türkü dinlerken itminan olur. O tamamıyla nefsinin havasına uymuştur. Yalnız ve yalnız nefsin arzu ve isteklerinden haz alıyordur, lezzet alıyordur, şehvetinden lezzet alıyordur, anlık lezzetlerin peşinde koşuyordur. Ama yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin öyle kulları da vardır. Allah Azze ve Celle ibadet ve taatten tat alan, rükudan ve secdeden tat alan, Allah'a zikretmekten lezzet alan, Kur'an-ı Azimuşan'ı okumaktan lezzet alan, zikrullah'tan lezzet alan, Allah Azze ve Celle şu mübarek gecenin hürmetine, eğer masiyetlerden lezzet alan bir şahsiyetimiz varsa, masiyetlerden haz alan bir adamsak bu mübarek gecede masiyetlere karşı iştahımızı Allah kapatsın arkadaşlar. Günahlara karşı arzu ve iştiyakımızı bizden alsın Allah. Şu mübarek gecede yüreğimizi, kalbimizi, bedenimizi kendi taatine çevirsin ve bu mübarek gecenin hürmetine kıyamından, rükusundan, secdesinden, hele ki secdesinden, hele ki secdedeki yakarışından haz ve lezzet alan kulların arasına şu mübarek gecede Allah bizi idkal etsin arkadaşlar. O vakit ne olur? Dostun dosta kavuştuğu ölüm köprü olur. Allah buyurur ki, irci'i Ahmet der, irci'i Mehmet der, dön kulum bana der, kulum dön bana, benden sana davet var der Allah-u Teala Hazretleri. İlâ rabbiki râdiyeten merdiyek.
ben senden razıyım. Allah kulundan razı, kul da Rabbinden razı. Öyleyse gir kullarımın arasına, gir cennetime. Berzahta bile olsa kabri ne olur? Cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Yarın mahşere çıktığı vakit ne olur? Ham sancı altında Habibullah başta olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem, bütün ashab-ı kiram, Allah'ın dostlarıyla beraber o sancağın altında buluşmak nasip olur. Kulların arasına girmek nasip olur. Sırat-ı şimşek gibi geçmek nasip olur. Ebedi saadet yurdu olan, darüsselam olan cennete vasıl olmak nasip olur. Allah şu mübarek gecenin hatırına, dost olmak için geldik ama buraları konuşamıyoruz. Çünkü neden? O kadar batmışız ki dünyaya, o kadar batmışız ki dünyanın peşine gitmişiz ki Allah Azze ve Celle'nin dostlarının yolunu bir türlü konuşamıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri konuşmayı da, anlamayı da, yaşamayı da şu mübarek gece hürmetine cümlemize nasip eylesin. Bu mübarek gecede Mikail Aleyhisselam'ı Allah, bütün gökyüzünden yeryüzüne inecek olan yağmur damlacıklarının, yerden bitecek olan her bir tohumun, her bir danenin, her bir meyvanın, her bir sebzenin, hatta her bir ot tanesinin bile Allah indinde hesabı bellidir. Levh-i mahfuzda hiçbir şey kayıt dışı değildir. Kainatta olan hiçbir şey kayıt dışı değildir. Bir tozun hareketi bile, bırakın bir insanın fiillerini, toprağın hareketinden bir tozun hareketine bile, bir yaprağın dalından düşmesinden meyvasını bitirmesine kadar, arkadaşlar iğneden ipliğe kadar, karıncadan filine kadar kainatta her şey hesapladır, kitapladır, kayıt altındadır. Allah'ın ilminin dışında yeryüzünde bir şeyin vuku bulabilmesi mümkün değildir. İşte bu mübarek gece gökyüzünden yeryüzüne düşecek yağmur damlacıklarının da listesi. Yerden çıkacak buğday tanecikleri, bir başak mı çıkacak, 100 tane mi verecek, 200 tane mi verecek? Hatta arkadaşlar, o yerin bitirdiklerinden, ondan istifade eden iki ayaklı ve dört ayaklı hayvanların etlerinden, sütlerinden kim rızık olarak istifade edecek? Kimin kursağından içeri hangi lokma, sayılı lokma ne kadar girecek? Hangi insan şu dünya hayatında geçimi noktasında dar mı olacak, geniş mi olacak? Bu gece takdir ediliyor. Özellikle bu tabiatta ve kainatta vuku bulan bu hadiselerin dosyasını Allah, yağmur damlacıklarının dosyasını, toprağın bitireceği nebavatın dosyasını da bu gece Allah, Mikail Aleyhisselam'a levh-i mahfuzdan tefrik edip ona tevdi ediyor. Allah Azze ve Celle bu mübarek gecede hakkımızda hayırlı rızıklar ihsan eylesin. Topraklarımıza bereket ihsan eylesin. İslam vatanlarının, İslam coğrafyalarının topraklarına bereket ihsan eylesin. Onların topraklarını da, bizim topraklarımızı da, toprağın bitirdiklerini de Allah afattan korusun, muhafaza eylesin. O toprağın bitirdiği nebavatı ümmeti Muhammed'in coğrafyalarında da Allah bereketli eylesin. Ehli küfrün diyarlarını da bu bereketten Allah uyansınlar. Ümmeti Muhammed'in başına bela olmasınlar gayesiyle Allah bu bereketlerden mahrum eylesin. Bahusus İsrail'deki tohum üretenlerin tohumlarını, fabrikalarını, topraklarını hiç ummadıkları bakterilerle, hiç ummadıkları sebeplerle Allah bu senenin sonunda ve başında umduklarını Allah onlara buldurmasın. Amin. Umduklarına nail kılmasın. Korktuklarından bu mübarek gecenin hürmetine emin kılmasın. Amin. Bu gece arkadaşlar zelzelelerin, afetlerin, sellerin dosyası ve aynı zamanda bizim bir yıl boyunca yapacaklarımızın, ibadetlerimizin ve taatlerimizin ve kulluklarımızın dosyası da levh-i mahfuzdan bu gece tefrik ediliyor. Allah-u Teala Hazretlerinden bu anlamda çok dua edelim. Allah'ım bu mübarek gece hürmetine afat-ı semaviyeden, afat-ı araziyeden, altı cihetten gelecek zahiri batını eşrarın şerrinden bizi de, efrad-ı iyallerimizi de, sevdiklerimizi de ümmeti Muhammed'in bütün beldelerinde koru muhafaza eyle ya Rabbi. Sellerden, yangınlardan koru Allah'ım. Zelzelelerden koru muhafaza eyle Allah'ım. Ve yine bu mübarek gecenin içinde öyle kabul dualar bize nasip et ki önümüzdeki beraat gecesine kadar biz
dinimizi yaşama hususunda istikametten zerrece ayrılmayalım. İstikamet üzere kalmaktan zerrece ayrılmayalım. Tövbe ettiğimiz günahlarımıza bir daha dönmeyelim. Allah-u Teala Hazretlerine söz verdiysek eğer, Allah'ım ben bir daha bunu içmeyeceğim, bir daha bunu yapmayacağım, bir daha bu harama el uzatmayacağım, bir daha faizle iş görmeyeceğim, bir daha zina etmeyeceğim, bir daha kumar oynamayacağım, kumarhaneye gitmeyeceğim gibi ne sözler verdiysek, vermediysek bile bu gece vererek arkadaşlar, bu gece Allah'ımıza Celle Celaluhu tövbe ederek, Allah'ımıza dönerek, yine Allah'ımıza güvenerek ondan yardım isteyelim. Nefsimize güvenmeyelim. Hevai nefsimize güvenmeyelim. Hatta bu hususta ucbetmeyelim, kibretmeyelim. Bir başkalarına bakıp da onları nefsimiz adına eleştirmeyelim, kınamayalım. Kınama kardeşim. Kınadığını yaşamadan ölmezsin. Tebliğ ayrı bir şeydir. Üzülmek, seccade başında bir kardeşin için yalvarmak ayrı bir şeydir. Onun iyiliği için mücadele etmek ayrı bir şeydir. Onun bu halini, ona faydasını dokunacağına inandığım bir insana Allah için söylemek ayrı bir şeydir. Hocam, Ahmet yine düşmüş. Gammazlamak değil, küçük görmek değil, kınamak değil. Hocam Ahmet'e nasıl yardımcı oluruz? Mehmet'in yeniden nasıl elinden tutarız? Bu ayrı, bundan bahsetmiyorum. Bu Ahmet'e de ne oluyor? 40 kere düştü. Ya yine düştü. 40 defa elinden tuttuk. Ya bu ne uslanmaz adamdır. Ne adam olmaz adamdır. Ne ayar tutmaz adamdır. Affedersiniz, ne şöyle adamdır, ne böyle adamdır. Kınama kardeşim. Hatta şöyle deme. Ben asla ve kat'a bu günaha düşmem. Bu adamın yaptığını yapmam. Bu kusuru işlemem. Kafam almıyor, anlamıyorum. Nasıl düşüyorlar bu kusurlara? Nasıl bu hatalara düşüyorlar? Ben daha bu saatten sonra bunları yapmam. Kesinlikle dönmem deme. Yani de la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Ya Rabbi, senin yardımın olmadan hiçbir taatte kuvvet yoktur. Senin yardımın olmadan hiçbir ibadette kuvvet yoktur. Senin yardımın olmadan kıyam yoktur, ruku yoktur, secde yoktur. Senin yardımın olmadan bir kul abdesthaneye gidip, şu yaz mevsimi geliyor, sıcak havalarda buz gibi sularla bile abdest alamaz. Senin yardım etmediğin bir kul, kışın soğuk havalarında ateş gibi yanan şohbenden abdest alamaz. Senin yardım etmediğin bir kul seccade başında istikamet üzere 5 vakit namazı kılamaz. Senin yardım etmediğin bir kul Ramazan geliyor oruç tutamaz. Senin yardım etmediğin bir kul Allah yolunda infak edemez. Senin yardım etmediğin bir kul günahtan dönemez. İçkiye müpteladır, Allah'ın yardımına muhtaçtır. Kumara müpteladır, Allah'ın yardımına muhtaçtır. Zinaya müpteladır, faize düşmüştür, Allah'ın yardımına muhtaçtır. Sakın kınamayın arkadaşlar. O kınadığınız başınıza gelmedikçe ölmezsiniz. Ruhunuz bedeninizden kabzedilmez. Kınamayalım. Onlar hakkında da dua edelim, kendimiz hakkında da dua edelim. Şu mübarek gece de diyelim ki, eğer bir yıllık amellerimizde arkadaşlar salih olanları varsa, aynı zamanda bu mübarek gecede bir yıllık amel dosyamız Rahman'a arz ediliyor. Eyvah eyvah! Bir yıllık amellerimiz, bir yıllık yaptıklarımız, yediklerimiz, içtiklerimiz, konuştuklarımız, seccade başında beceremeden kıldıklarımız, herkes kendi nefsini aynanın karşısına koysun, amel dosyasını kendi önüne koysun, şöyle bir baksın. Ya ben bu bir yıl içerisinde kıldığım namazlar bu gece Rabbime arz olacak. Kırıklarıyla, döküpleriyle. Dünya pazarını gezerek kıldıklarım. Dünyaya dalarak kıldıklarım. Allah'tan başkasını düşünerek kıldıklarım. Belki patküt kıldıklarım. Kıraatine riayet etmeden kıldıklarım. Alelacele abdest alarak kıldıklarım. Bu gece artılarımızla, eksilerimizle, hasenatımızla, seyyiatimizle amellerimiz kime arz olacak? Alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olacak. O yüzden de yalvaracağız. Herkes kendini bilir, ayıbını bilir, kusurunu bilir, eksiğini bilir, noksanını bilir, yapamadıklarını bilir, beceremediklerini, herkes kendisini bilir. Seni senden en iyi bilen bir tek Allah'tır. İçini dışını senden daha iyi bilen kimdir? Ancak Allah'tır. Ama herkes de yaşadığı hayatı bilir mi arkadaşlar? Bilir. Bu mübarek gecede yalvaracağız Allah'ımıza.
Ya Rabbi bir yıllık ayıplarımızı setreyle. Günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı mağfiret eyle. Kırıklarımızla, döküklerimizle, hatalarımızla, kusurlarımızla senin rahmetine sığındırdık yaptıklarımızı. Senin rahmetine sığındık. Bizden Allah'ın fazlu rahmetinle ve fazlu kereminle bizden kabul eyle. Önümüzdeki seneye kadar da Allah'ım ayaklarımızı kaydırmadan caydırmadan daha iyilerini ihlas üzere, ihsan üzere yapabilmeyi, becerebilmeyi, adam gibi bir iki rekat namazı kılabilmeyi Allah'ım şu mübarek gecenin hürmetine bize takdir eyle. Bize ihsan eyle. Bizim için bu mübarek gecenin hatırına kulluğun ihlaslı olanını, ihsan üzere seni görüyormuş gibi yapılanını bize nasip eyle. Şimdi arkadaşlar yine bu mübarek gecede Allah Azze ve Celle harpleri de takdir ediyor. Dünyayı kim idare ediyor diye sorsalar ne demek doğru olur? Amerika mıdır, İngiltere midir, Fransa mıdır, Rusya mıdır, Çin midir? Sebepler zahiri sebepler, gözle görülen sebepler ama dünyanın gerçekte kayyumu kimdir? Sevk ve idare edeni kimdir? Yaradanı kimdir? Hiç şüphesiz ki Allah'tır Celle Celaluhu. Harplerin galibini de mağlubunu da, kazanacak olanını da, kaybedecek olanını da takdir eden, bilen kimdir? Allah-u Teala Hazretleri. Bu gece Cebrail Aleyhisselam, o mübarek meleği verilecek dosyalardan bir tanesi de bu dosyadır. Ya Rabbi, şu mübarek gecede hep Müslümanların lehine olan muharebeler ve mukateleler nasip eyle. Müslümanların aleyhine bir harbi Allah'ım şu mübarek gecenin hürmetine sonuçlandırma ya Rabbi. Bahusus bu mübarek gece harplerin de vesileleri var. Kazanma vesileleri, kaybetme vesileleri. Ne kadar bu İslam ümmetinin aleyhine güç toplayan, silah üreten, bu İslam ümmetinin aleyhine ittifak yapanların güçlerini, kuvvetlerini, kudretlerini, imkanlarını, planlarını, projelerini şu mübarek gece hürmetine Allah'ım sen imha eyle. Amin. Sen iptal eyle. Amin. Hiç ummadık hesapları, yanlış hesapları önlerine çıkar ya Rabbi. Amin. Ve ümmeti Muhammed'in muharebelerini doğudan batıya, doğu sınırlarımızda şu an mukatele eden erler vardır. Sınır ötesinde de mukatele eden ve mücadele eden erler vardır. Allah-u Teala Hazretleri attıkları bir kurşunu zayi etmesin. Amin. Bir kurşunu boşa göndermesin. Amin. Attıklarının her birinde isabet nasip eylesin. Amin. Onların duruşlarına bile Allah heybet nasip eylesin. Amin. İzzet nasip eylesin. Amin. Onların adını duyduklarında Marksizme, komünizmine, ateizme, batıya, Allah Azze ve Celle'nin dininin aleyhine mücadele ve mukatele edenler, İslam askerlerinin, Müslüman askerlerinin ve Müslümanların adlarını kilometrelerce öteden duysalar, Allah kalplerine öyle bir korku indirsin ki ellerinde silahlarını tutamasınlar. Amin. Adım atamasınlar. Amin. Mağaralarından dışarı çıkamasınlar. Amin. Dışarıya bir adım atamasınlar. Amin. Allah-u Teala Hazretleri de bu mücadele ve mukatelenin içerisinde alnı seydeye gelmeyen bir kardeşimizi şu gecenin hürmetine Allah bırakmasın. Amin. O saflarda ehli imanın sayısını müzdat eylesin. Amin. Kur'an ve sünnete İslam olmuş, teslim olmuş askerin de polisin de sayısını Allah şu gece hürmetine müjdat eylesin. Amin. Şimdi arkadaşlar, dedim ya seri gideceğim Allah rızası için. Buraya kulak kesilin. Birkaç hadis-i şerif okuyup ondan sonra dua ile hepinizi seccade başına havale edeceğim. Bu mübarek gece Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh, büyük sahabe Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor, 5 geceyi ihya edene cennet vacip olur demiş Peygamberimiz, 5 geceyi. Yani bu ne demek? 5 gece Allah'a kulluk etmek kime nasip olursa son nefeste biiznillah ona Allah'a mümin olarak, Müslüman olarak kavuşmak nasip olur. 5 geceye değer vermek, kıymet vermek, o 5 gece içerisinde Allah'a kullukla o geceleri ihya etmek kime nasip olursa, demek ki geri kalan vakitleri de Allah'a kul, Habibullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olarak yaşamakta nasip olduğu olacağı için, 5 geceyi ihya edene, Allah'a kullukla geçirene cennet vacip olur. O 5 geceden bir tanesi terviye gecesi, bir tanesi arefe gecesi, bir tanesi kurban bayram gecesi, bir tanesi Ramazan bayram gecesi, bir tanesi de içinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi olan Berat gecesi.
İnşallah arkadaşlar yarın cumartesi. Özellikle işe gitmeyecek olanlar hiç uyumadan bu geceyi ihya ederlerse imsak vaktine kadar en azından fecrin tuluğuna kadar bu geceyi ayakta kıyam ile namaz ile zikrullah ile dua ile geçirirlerse inşallah bu müjdede nasip olur. Bundan sonra gelecek olan geceleri de ayakta geçirmek nasip olur. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh. Yine bu geceyle ilgili. Sene içerisinde 5 gece vardır ki onda yapılan dualar reddolunmaz demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi gerideki Recep-i Şerif'in ilk gecesi. Cuma gecesi, Ramazan bayram gecesi, Kurban bayram gecesi, bir de Şaban-ı Şerif'in 15. içinde bulunduğumuz gece Allah Azze ve Celle'nin kendisinin kapısında dilencilik edeni geri çevirmediği, dualarını reddetmediği 5 geceden bir tanesindeyiz. Amr İbni Osman İbni Kesir İbni Dinar radıyallahu anh da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmuş ki senede 3 geceyi Allah'a kullukla geçiren, ibadetle geçiren, özellikle kıyamla geçirenin kalbi ölmez demiş. Bu mübarek hadis-i şerifi tefsir eden hadis alimlerimiz çok manalar vermişler ama en ciddi olanını söyleyeyim. Bu mübarek geceleri kıyamda geçiren son nefeste şuurunu kaybetmez. Allah'a mümin olarak, muvahhid olarak, Müslüman olarak kavuşur. Şeytan aleyhimullâne son nefeste o kulun imanını çalamaz. Bize de nasip olur inşallah. Bunlar da iki bayram gecesiyle hangi geceymiş içinde bulunduğumuz Berat gecesi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz buyurmuş ki senede 4 gece var. Allahu Teala Hazretleri bütün hayırları semadan yağmur gibi o 4 gecede boşaltır. Bunlar da Kurban bayram gecesi, Ramazan bayram gecesi, Arefe gecesi, bir de içinde bulunduğumuz Leyletül Bera'a Berat gecesi. Şimdi iman edenler için, inananlar için semadan arza rahmet ne gibi yağıyormuş? Oluk oluk sağanak sağanak yağıyormuş. Allah-u Teala Hazretleri fecrin tuluğuna kadar bu rahmeti üzerimize değdirsin. Amin. Yani üzerimize bir şemsiye olmasın. Şemsiye nedir? O rahmetin bize isabet etmesine engel teşkil edecek olan şeylerdir. Bunların başında şirk gelir. Geçen hafta bahsetmiştik. Allah'a ortak koşanın zaten ne geceden nasibi vardır ne günden nasibi vardır. Bu rahmetin bize isabet etmesine engel teşkil edecek neyimiz varsa Allah mutlaka bu gece onların tamamını bizden alsın arkadaşlar. Mutlaka tamamından bu gece kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Şimdi bu mübarek geceyle alakalı birinci okuyacağım hadis-i şerif. An Ali'in radıyallahu teala anhu anin nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi kim anlatacak peygamberimizden bize? Allah'ın da aslanı, Resulullah'ın da aslanı, ilim şehrinin kapısı olan Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala anh. Allah şefaatlerine cümlemizi nasip eylesin. Geceyi sabaha kadar kıyam ile Allah'a yalvarmakla geçiren aslanlardan da bir tanesidir Ali bin Ebi Talib. O ki Resulullah'tan bunları duyacak, gaflet edecek. Mümkün mü? Mümkün değil. Zaten onların her gecesi, Kadir gecesi, her gecesi zaten ne gibi? Berat gecesi gibi. Onların her gecesi, gece mesaisi devamlı. Birkaç saat istirahat, sonra neredeler mübarekler? Seccade başındalar. Ama bağhusus bu mübarek gecelerin faziletini Resulullah'tan duyup da geri durur mu bu insanlar? Mümkün değil, geri durmaz. اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانٍ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا. Böyle başlıyor şimdi. Her kim Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi olan şu mübarek Berat gecesine kavuşursa gecesini kıyam ile geçirsin diyor. Kim diyor bunu? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim naklediyor bize? Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh. Gündüzünü de neyle geçirsin diyor? وَصُومُوا يَوْمَهَا. Gündüzünü de mutlaka oruçlu geçirsin. Yarınki gün gecesi kadar kıymetli olan bir gündür. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmaya gücü yetenleriniz. Eğer Ramazan-ı Şerif'te de oruç tutmama ruhsatınız varsa, yani Ramazan'da bile oruç tutamayacak kadar rahatsızsanız yarın tutmayabilirsiniz. Ama Ramazan-ı Şerif'te oruç tutacak kadar sıhhat-ı afiyeti olanlar yarınki günü mutlaka ne yapalım?
Mutlaka ama mutlaka bu emri yerine getirmek adına. Bu farz değildir. Burayı yanlış anlama. Ama madem ki Resulullah Efendimiz وَقُومُوا لَيْلَا وَصُومُوا يَوْمَا buyurdu. Gündüzünü de neyle geçirin? Oruçla geçirin. Yarınki günü mutlaka ama mutlaka arkadaşlar oruçla geçirmeye gayret edelim. Allah muvaffak eylesin. Tutmayı nasip eylesin. Şimdi gece başlıyor. فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ ف۪يهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Gece başlıyor, iyi dinle. Gecenin fazileti, muhakkak Allah-u Tebareke ve Teala'nın rahmeti, feyizleri, nurları, bereketleri, bu mübarek gece, akşam ezanı ile birlikte, güneşin batmasıyla birlikte, akşam ezanı ile birlikte Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetleri, feyizleri, bereketleri, nurları birinci kat semaya, yani bize en yakın semaya bu gece nüzul eder. Allah-u Teala Hazretlerinin zatı hakkında Allah iner çıkar diyemeyiz. Zatı hakkında bizim gibi yer değiştirir, mekan değiştirir diyemeyiz. Ancak nasıl tevil edilebilir? Kendi zatına yakışan bir şekilde. Kendi zatına yakışan bir şekilde feyizleri, rahmetleri, bereketleri, nurları, hele ki bu gece kaderleri ve takdirleri ne vakit iniyor? Bu gece iniyor. Allah-u Teala Hazretlerinin, iyi dinleyin arkadaşlar, akşam namazı vaktiyle beraber, akşam ezanı ile beraber Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetleri, feyizleri, bereketleri Allah-u Tebareke ve Teala'nın güneş batar batmaz. Birinci kat semaya, yani birinci gök semasına nuzul eder. Feyekulu der ki, peki bu feyekulu kim diyor? Kim der diyor? Kim der? Allahu azimuşan. Yani akşam namazıyla birlikte Allah kullarına nida ediyor. Allah için buraya kulak verin. Bakın Rabbimiz, akşam ezanının vakti girmekle beraber, akşam ezanının vakti girmekle beraber kullarına nasıl sesleniyor? Aracısız. Rabbimizden dinleyelim. Madem ki Resulullah böyle buyurdu, ne diyelim? Sadaka Resulullah diyelim. Madem ki bu mübarek gece Allah şöyle buyurur diye nakletti. Kim nakletti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nakletti. Ne buyurur? Fekulu ela min müsteğfirin feğfira leh. Var mı benden af isteyen? Bu gece onu affedeyim diyor. Kim diyormuş? Kainatın sahibi, şu gecenin de sahibi ve Rabbi olan Allah ne buyuruyor? Ela min müsteğfirin feğfira lehu. Bu gece benden af isteyen yok mu? Onu affedeyim. Biz de istiyor muyuz arkadaşlar? Ya Rabbi hepimizi affeyle. Amin. Hepimizi mağfiret eyle. Amin. Sevdiklerimizi de affeyle. Amin. Ehl-i sünnet bütün Müslümanları affeyle. Amin. Şu mübarek gecenin hürmetine ehli salibe de, onun dışındakilere de hidayet erlerini ayaklarına kadar gönderip, hidayet vesilelerini halk edip onları da hidayet eyle. Amin. Ama hidayette nasibi olmayan zalimlerin de, özellikle İslam ümmetine zulmedenlerin de varlıklarını şu mübarek gece hürmetine ademe tebdil eyle. Ela min müsterzikin ferzikahu. Var mı benden rızık isteyen? Ona rızık vereyim diyor bu gece. Şimdi Rezzak-ı Alem olan kim? Kullarına rızkı veren, yaratan, takdir eden, cebinizden içeri gireni, mutfağınızdan içeri gireni, kursağınızdan içeri gireni takdir eden kim? Allah-u Teala Hazretleri. Kulları hakkında rızkın bereketini açan, kısan, çoğaltan ve daraltan kim? Allah-u Teala Hazretleri. Şimdi bu gece ilanı haktır. İlanı haktır. Allah-u Azimuşan bize sesleniyor. Var mı benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Bu gece kim diyormuş bunu? Allah diyormuş. Şimdi biz de ne yapacağız arkadaşlar? Biz de bu gece özellikle seccade başında ellerimizi açtığımızda dünya hususunda da hem kendimiz için, hem efradü yârimiz için, hem akrabalarımız, sevdiklerimiz, dostlarımız, ihvanımız için, hem de rızkı dar olan, rızık hususunda İslam ümmetinin yardımlarına muhtaç olan,
Başta Suriye olmak üzere, Arakan olmak üzere, Irak olmak üzere, Keşmir olmak üzere, Doğu Türkistan olmak üzere, ümmeti Muhammed'in mazlum, müstedaf ve şu an sahil konumunda yani kapılarda dilenecek kadar acziyete ve fakru zarurete maalesef düşmüş olan ümmeti Muhammed'in her bireyleri için de bu gece Rabbena Rabbena hep bana demeyeceğiz. Allah'ım ne verirsen ver, bana ver, beni zengin yap, bana rızık ver, şunu ver, bunu ver demeyeceğiz. Hem kendimizi de unutmadan, öyle kabadayılık da etmeyeceğiz. Yani bana verme kime demeyeceğiz. Kendimizi de, efradü yalimizi de, bütün akrabalarımızı da, bütün din kardeşlerimizi de, ümmeti Muhammed'i de bağhusus, ümmeti Muhammed'in mazlum ve müstedaf, zafiyete uğratılmışlarıyla alakalı da bu gece kime müracaat edeceğiz? Allah'ımıza müracaat edeceğiz. Allah rızkımızı gani eylesin. Rızık endişelerinin peşinde koşup da rızıklardan sebep, dünya malından sebep haramlara düşmekten korusun, muhafaza eylesin. Allah rızkın başta helal ve temiz olanını, helal ve tayyip olanını, kazanırken helal, satın aldığında da helal ve tayyip, temiz olanını cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri rızkın haramını cebimize de, kesemize de, soframıza da, kursağımıza da Allah sokmasın. Amin. Üzerimize giydirmesin. Amin. Elimizde tutturmasın. Amin. Talep ettirmesin. Amin. Haram mala talip olanlardan Allah bizi eylemesin. Amin. Ömrün çoğu gitti, azı kaldı tüccar kardeşim. Çoğu gitti, ne kaldı? Azı kaldı. Bu azıcık dünya hayatı için ahireti kaybetmeye değer mi? Allah ile mahkeme-i kübrada çıktığın zaman boyun büküklüğü, Allah muhafaza, belki kul hakkından sebep iman kaybetmeye bile değer mi? Değmez. Allah'ımızdan bu akşam ne isteyeceğiz? Rızkın helal olanı, tayyip olanı isteyeceğiz. Bir de ya Rabbi, bizi dünya meşgalelerinin peşinden koşup da, rızkı dar olup da, ahireti unutanlardan eyleme ya Rabbi. Rızkımızı helalinden, bol eyle, bereketli eyle ve senin yolunda bahusus, İhtiyacı olanlara infak edebilecek bir zenginliği Allah hepimize ihsan eylesin. Amin. Arkasından Ela min mubtelen fe'afiyehu, var mı iptila olan, hasta olan, belaya, musibete maruz olan, ona afiyet vereyim. Şimdi hepimizin iyi kötü az çok hastalıkları olan vardır. Evlerimizde, ocaklarımızda da vardır. Bu mübarek gecede hemen hatırıma Mevla getirdi. Bize namazımızı kıldıran, akşam ve yatsı namazını kıldıran Yusuf kardeşimizin daha bir bebeği var, birkaç aylık beyin kanaması geçirdi. Şu an ciddi tedavi görüyor. Allah Yusuf'un evladına acil şifa nasip eylesin. Bütün evlatlarımıza şifa nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'in inim inim inleyen, bağusuz sıkıntılı hastalıklara düçar olmuşların ağrılarını Allah şu mübarek gece hürmetine dindirsin. Afiyet cümlemize nasip eylesin. Ela keda, ela keda. Var mı isteyen, var mı isteyen diye bu gece kim sesleniyormuş bize? Alemlerin Rabbi olan Allah sesleniyormuş. Ne vakte kadar? Hatta yatla'ul fecru fela yeselu ahadun illa u'ta. Fecir vaktine kadar Allah-u Teala Hazretleri artık kim ne isterse mutlaka ona muradı verilir diye de fecir vaktine kadar, yani imsak vaktine kadar da Allah'ımızın bize nidaları var. Arkadaşlar, şu nidaları düşünerek secde edelim. Şu nidaları düşünerek ellerimizi açalım. Şu nidaları düşünerek yalvaralım. Şöyle yani, şu gece olsun, şöyle bir gayret edelim gafletten kurtulmaya. Gaflet neydi gaflet? Allah'ı unutmak. Allah'tan habersiz yaşamak. Allah'ın mülkündeyiz, murakabesi altındayız, gözetimi altındayız. Anlaşılsın diye söylüyorum. Yani devamlı bir kamera bizi takip ediyor. Takip altındayız. Bu anlaşılsın diye söylüyorum. Hani nasıl ki kamera var, adam çeki düzen veriyor kendisine, yürüyüşüne bile dikkat ediyor. Bir hata yapmamaya dikkat ediyor. Hele ses kaydı dağılıyorsa kamera daha çok dikkat ediyor. Şimdi biz Mevlamızın murakabesi altındayız. Hele ki şu mübarek gece, rahmeti ilahiyenin birinci kat semaya nuzul ettiği. Şöyle düşün, kulun Rabbine en yakın olduğu ya seyde mi haliye? Seydedeyken düşünelim. Kulum, benden ne istiyorsun? Allah'ım affedilmek istiyorum. Bak şimdi Mevla sesleniyor. Anladın mı? Var mı benden af isteyen, istiğfarı affedeyim. Bunu düşünerek. Var mı benden rızık isteyen, ya Rabbi dünyaya batırmadan, namazları kaçırmadan,
Hatalara, kusurlara, günahlara, haramlara bulaşmadan helalinden geniş rızık istiyorum. Var mı bir belaya, bir hastalığa müptela olmuş diyelim. Zaten şöyle düşünürsek, anladın mı, seydelerde, bu ümmeti Muhammed'in birçok coğrafyası, biz bir iptilaya maruz değilsek bile, bu ümmetin birçok coğrafyası bela altında mıdır? Musibet altında mıdır? İnim inim inliyor mu? Onlar da bizim kardeşimiz mi? Müslümanlar bir bedenin azaları gibidir diyor mu Peygamberimiz? O bedenin herhangi bir azasında bir hastalık olsa, kolum ağrıyor, başım bana ne diyemiyor. Kolum ağrırken bacağım bana ne kardeşim, ben yatarım uyurum diyemiyor. Efendimiz benzetti bunu. Müslümanlar bir bedenin azaları gibidir. O azaların herhangi birinde ciddi bir arıza vuku bulacak olsa bütün beden müteessir olur. Şimdi biz bu gece, bu mübarek gecenin secdelerinde özellikle tesirlendiğimizi ortaya koyalım. Onları da düşünelim. Ya Rabbi, bu ümmetin Suriye'sinde, Irak'ında, Keşmir'inde, Urumçi'sinde, Kaşgar'ında, Doğu Türkistan'ında, Myanmar'ında, Moros'unda, Patanis'inde, daha bilmediğimiz nice coğrafyalarında ümmetin mazlumiyeti vardır. Küfrün çizmeleri altında çiğnenmişliği vardır. Nicelerinin namuslarının kirletilmişliği vardır. Niceleri ekmekten sebep, vallahi edebiyat yapmıyorum, mübalağa etmiyorum, ekmek zor imtihandır. Hele ki bir anne için büyük imtihandır. Rızık büyük imtihandır. Eğer çocuğunu yediremiyorsa, içiremiyorsa büyük imtihandır. Hatay Reyhanlı'da Abdülkadir amca var. Aranızda çok tanıyanlar vardır. Hayırlarda koşturan. İlk gittiğimizde bize bir söz söylemişti. Dedi ki arkadaşlar, şurada dedi bir kadın açlıktan sebep namusunu satacak olsa Allah bunun hesabını bütün ümmete sorar demişti. Peki bu imtihanı yaşayanlar var mı? Bu imtihanı Hatay'da da maalesef yaşayanlar var. Bu imtihanı sınırın ötesinde daha çok yaşayanlar var. Bu bir vebaldir. Seydelerde yalvaralım. Ya Rabbi bizi bu vebalden de kurtar Allah'ım. Bu vebale düştük, bu vebalden sen bizi çıkar Allah'ım. Yapmamız gerekenleri bize göster Allah'ım. Onları yapmakta da bizleri sen muvaffak kıl Allah'ım diye bu gece yalvaralım. Arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ikinci hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu teala anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi olduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin aleyhissalatu vesselam güneş batar batmaz. Güneş batar batmaz Efendimiz'e Cibril aleyhisselam gelir, buyurur ki ya Muhammed irfa' ra'seke ile sema, başını gökyüzüne kaldır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem başını gökyüzüne kaldırdığında ne görür? Hâzihi leyletü yeftehullahu subhanehu ve teâlâ fîhâ selâse miyeti bâbin min ebvâbir rahmeti. 300 rahmet kapısını Allah bu gece açmış. Bu gece semada, şimdi biz kapıdan dışarı çıktığımızda başımızı gökyüzüne kaldırsak bu manzarayı görecek miyiz? Görmeyeceğiz. Ama şöyle düşünürsen görürsün. Bak şöyle düşünürsen ne görürsün? Sadaka Resulullah dersen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Allah Resulü bizi aldatmadı, Peygamberimiz bizi kandırmadı. Berat gecesi akşam namazıyla beraber semada Allah azze ve celle ne açıyormuş? 300 rahmet kapısı. Demin de zaten Ayşe validemiz ne buyurmuştu? Semadan arza ne gibi rahmet yağıyor? Sağanak yağmur gibi. 300 rahmet kapısını Allah açıyor. Peki, يَغْفِرُ لِجَمِيهِ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيَا. Allah Azze ve Celle ortak koşanların dışındakilerin tamamını Allah bu gece rahmetiyle affediyor, bağışlıyor. Yalnız bitmedi. Birincisi ne dedi? Allah-u Teala Hazretlerine ortak koşanları. Arkasından illa ancak en yekûne sahiran, sihir yapan yaptıran, başta sahir, sihirbazlar. Allah sihirbazların, sihir büyü yapanların şerrinden ümmeti korusun, muhafaza eylesin. Şu mübarek gece hürmetine yapılmış, isabet etmiş, tutmuş olan varsa üzerimizde, üzerinizde, efradü iyalinizde Allah bu gecenin hürmetine hepsini imha eylesin, hepsini iptal eylesin. Bir daha yapsalar da ayetel kürsilerle, Kur'an'la, ayetle, abdestle, gusülle bizi korusun. Bütün bu abdestlerimizi, gusüllerimizi bize kalkan eylesin. Ayetel kürsi öyledir. Bak, ayetel kürsiyi 5 vakit namazda terk etmeyin. Okuduğunuz zaman da tesbihe üflemeyin, bedeninize üfleyin. Tamam, bazıları bilmeden ne yapıyor? Tesbihe üflüyor.
Adam da diyor ki 30 seneden beri bu tesbihi kullanıyorum, hiç ipi kopmadı diyor. Tabii ki kopmaz, tesbih muhafaza altında, kendi açıkta kaldı. Öyle de yapmayın, bedeninize üfleyin, bedeninize. Ondan sonra 5 vakit ayetel kürsi zırh gibidir, zırh Allah'ın izniyle. Abdest zırhtır. Gusül abdesti abdest, o yüzden ne diyor büyüklerimiz? Abdestsiz toprağa basma. Ölsen şehit olursun. Hazırlıklısın yani. Abdestsiz toprağa basma, 5 vakit namazda da ayetel kürsi zırhını giy. Ayetel kürsi zırhını Allah Azze ve Celle izniyle sahirin sihri, büyü yapanın büyüsü zarar vermez inşallah. Zarar vermez. Ama yine de imtihan kabiliğinden isabet ettirecekse Allah, o da bir imtihandır. Onun da çaresi nedir? Daikum ve devaikum fihi, derdinizin dermanı Kur'an'dadır, cincilerde değildir. Kapı kapı gezmeyin. Çarenizi nerede arayın? Kur'an'da arayın. Daha evvel bu mevzuyu konuştuğumuz için daha geniş demeyelim. Bu kadarı kafidir. Kahinen, gayıptan haber verenler. Bak şimdi, eskiden kahin derlermiş bunlara, gayıptan haber verenlere. Ama maalesef arkadaşlar, bizden gözüküp de gayıptan bir dünya haber verenler var. Aldanmayın. Bunlara inanan da, bu haberleri veren de, bu haberlere inananlar da, gayıptan haber veren, fal bakan, gayıptan haber veren ve bunlara inananlar, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın inzal buyurduğu en mübarek, en büyük kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'a küfretmiş olur. İyi dinle. Gayıptan atan tutan, cinler vasıtasıyla, şunlar vasıtasıyla, bunlar vasıtasıyla, mutlak manada gaybı kim bilir? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin, yerlerin gaybını kim bilir? Allah bilir. Ha, sen şimdi diyeceksen, Allah Azze ve Celle'nin dostlarına bildirdiği dostları var mıdır? Vardır, ben bunu inkar etmiyorum. Ama piyasa Allah dostu suretinde soytarı kaynıyor diyorum. Anlatabildim mi burayı? Yani kisvesi ve sureti bizden, sureti haktan. Gece yatıyor, sabah kalkıyor, envai çeşit rüyalar, zuhuratlar, havada uçmalar, karada kaçmalar, uçurmalar. Uçuranlara aldanmayın. Ayağınızı yere bastırmayanlara, size şeriatı, Kur'an'ı, sünneti anlatmayanlara, her gece, her gündüz sizi rüyalarda havalara çıkaranlara aldanmayın. Var öyle insanlar. Geçmişte de vardı, yakın tarihte de vardı, şimdi de var. Adam birine yardım ediyor. Dün gece seni rüyada gördüm diyor. Yardım ettikten sonra görüyor ama. Parayı aldıktan sonra Resulullah Efendimiz de diyor işte arşta gördüm. Veya işte adamın yardım edeceğine dair ümidi var ya. Ümidi var, ümit. Ümit var. Ondan sonra parayla din satmak demek, yalnız dinin ahkamını değiştirmek demek değil. Bir alim, bir zengine zenginliğinden dolayı yaklaşacak olsa, yanaşacak olsa, ondan sonra ona özel muamele yapacak olsa, onun için fetvaları yumuşatacak olsa, kişiye göre din tahsis edecek olsa, o alim dinini ne olur satmış olur ya. Din satılık meta değildir. O yüzden gayıptan haber verenler, o gayıptan haber verenlere inananların da bu gece beraatten nasibi yok, aftan nasibi yok. Evvelce kahin diyorlardı. Şimdi kahin diye tabela asmıyorlar, medyum diye tabela asıyorlar. Medyum, o medyum, bu medyum. Ondan sonra görüntüde de bakıyorsun, kafasında sarık var, surat. Allah affetsin diyeceğiz bunu. Böyle aldatanlar var. Dün gece Resulullah'ı rüyamda gördüm, şuraya yardım edin, buraya yardım edin, bana yardım diyenler var. Geçmişte böyle sahih kıssalar yaşanmış. Adam kitaptan okuyor, sabah kalkıyor, milleti nasıl dolandırır? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kıssası gibi. Adam rüyada gördü, bak bu yaşanmış. Hakikaten yaşanmış yani. Gelmiş Ravza-i Mutahara'ya, adamın borcu var, ilk defa da böyle bir hadise yaşıyor, vakti gelmiş, ödeyemiyor, daralmış da daralmış, adam dürüst, namussuz değil, Efendimiz'in huzuruna geliyor, orada yaka zaten, zuhuratta Efendimiz buyuruyor ki, haremin dışında, Medine hareminin dışında, Numan bin Sabit isminde benim bir dostum var diyor, sevdiğim, muhibbim, ona git diyor, derdini anlat, benim de selamımı söyle, epey zamandan beri de ziyarete gelmedi, senin diyor müşkilini halletsin, beni de ziyarete gelsin. Adam da gidiyor, Numan bin Sabit'in, İmam-ı Azam'ın çadırını buluyor, kapıdan içeri giriyor, gördüğü rüyayı anlatıyor. Resulullah sana selam var diyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatıyor, işte beni seven Numan bin Sabit, epeyden beri ziyaretime gelmedi, işte gelsin.
İmam Ebu Hanife Hazretleri demiş ki, ne dedin ne dedin demiş. Ya bu kadar. Önünde bir rahle var. Adam karşıda anlatıyor. Adam Allahu Alem 39-40 kere mi? En doğrusunu Allah bilir. 40 kere bunu İmam-ı Azam anlatıyor. Çünkü Resulullah göndermiş. Resulullah'ın talimatını göndermiş. En son burasına gelmiş. Ya demiş ben zaten hani mağdurum, sıkıntılıyım. Derdimi zor anlatıyorum. Beni Resulullah gönderdi. Sen de ikide bir diyorsun. Ne dedin ne dedin. En son İmam-ı Azam önündeki rahleyi kaldırıyor. Allah Resulü'nün sana selamı var dedikçe bir kese altın atıyormuş. Kimin selamı var? Resulullah Efendimiz. Ne dedin ne dedin bir daha anlat. Her anlattığında bir kese altın atıyormuş. Demiş ki kardeşim al bütün bu keseler senin. Arkasından da bir gusül abdesti alıyor. Ravza-i Mutahhara Efendimiz ziyarete gidiyor ki öyle bir ziyaret ancak İmam-ı Azam'a nasip olur. Yani huzur-u saadette düşmek, bayılmak, ayılmak neyse anlatmaktan da aciziz. Öyle bir ziyaret kime nasip olur? İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimeullah. Adam da bunu kitaptan okuyor. Sonra ne arıyor? Avına düşürecek adam arıyor. Anlaşıldı mı? Gayıptan haber verenler. Gayıptan haber verenler. Onlara inananlar. Ondan sonra ev mudmine hamrin ev musirran ala riba ve zina faizde ve zinada devam edenler, ısrar edenlerin de bu gece Allah Azze ve Celle'nin affından maalesef arkadaşlar. Bak şimdi sonuna kadar dinle ama. Ondan sonra فَاِنَّ هَا اُولَٰي لَا يَغْفِرُ لَهُمْ حَتَّى يَتُوبُ. Bunlar tövbe edinceye kadar. Yine bir kapı açıldı mı burada? Tövbe edinceye kadar. Allah-u Teala Hazretleri bu kimseleri bu gece affetmez diyor. Ama tövbe ederlerse affeder mi? Ya Rabbi ben bu geceden sonra zina etmeyeceğime dair sana söz veriyorum ve tövbe ediyorum dese Allah onu hiç yapmamış gibi de dilerse kabul eder mi? Eder. Ya Rabbi ben bu gece faiz hatasından, belasından, günahından bu gece vazgeçiyorum. Tertemiz bir ticaret yapacağım. Faizle, riba ile işim olmayacak, alışverişimde faiz olmayacak. Bu gece söz veriyorum dese ve bu gece içkiyi bırakıyorum. Bu vakte kadar içtim ama bu vakitten sonra içmeyeceğime dair söz veriyorum dese Allah-u Teala Hazretleri onu da hiç içmemiş gibi kabul eder. Şimdi hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre anlatıyor. Allah için iyi dinle. Radıyallahu Teala anhu. Felemma kana rub'ul leyli nezele Cibril aleyhissalatu vesselam. Bu mübarek gecenin dörtte biri geçtikten sonra. Şu an geçti. Geceyi dörde bölüyorsunuz. Akşam ezanıyla imsak arası. Dörde bölüyorsunuz. O dörtte biri şu an şu vakit itibariyle geçti. Ve kâle Cibril aleyhissalatu vesselam buyurdu ki ya Muhammed, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem irfa' ra'seke başını gökyüzüne kaldır. Ferafa'a ra'sehu feizâ ebvâbul cenneti meftûhatun. Baktım ki diyor gökyüzünün bütün kapıları bu gece açılmış. Vel melâiketü mine s-semâi dünya ilel arşi fis sucûdi. Birinci kat semadan arşa kadar bütün melekleri nasıl görmüş peygamberimiz? Nerede görmüş? Secdedeyken görmüş. Bütün melekler şu gece şu anda nerede diye sorsalar ne diyeceğiz? Gördünüz mü? Görsem gözümün gördüğünde hata olur, hayal olur, yanlış olur. Ne de yanlış olmaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözde hata olur mu? Asla ve kat'a hata olmaz. İmam-ı Rabbani'den dediği gibi gördüğüme değil, Allah ve Resulünün söylediğine itibar ederim. Asıl olan nedir? Allah ve Resulünden gelendir asıl olan. Gördüm ki diyor bütün semanın melekleri bu gece secdeye kapanmış. Peki Allah'tan ne istiyorlarmış? Burası çok önemli. يَسْتَغْفِرُونَ لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu gece o secdedeki bütün melekler diyorlarmış ki ya Rabbi ümmeti Muhammed'i affet. Ya Rabbi meleklerin duasını bizim için kabul et. Amin. Bizi de o istiğfarın içerisine dahil et. Amin. Haricinde kalmaktan muhafaza et. Amin. Yedi kat sema arşa kadar şu an melekler neyle meşgulmuş? Bizim için Allah'ım ümmeti Muhammed'i aleyhissalatu vesselam affet diye Mevla'ya yalvarıyorlar. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında
Ve alel babil evvel melekun yunadi tuba limen raka'a fi hadhil leyle. Birinci kat semada bir kapı açılmış, cennetin kapısı. Dinliyor musunuz arkadaşlar? He? Şimdi orada birinci kapıda bir melek bu gece ruku edenlere, bu gece ruku edenlere müjdeler olsun diye bize sesleniyor. Bu gece ruku edenlere müjdeler olsun. Bu gece ziyadesiyle ruku etmek bize de nasip olsun. Bu meleklerin müjdesine ulaşmak bize de nasip olsun. Ve alel babi sani, ikinci kapıda melekün, bir melek yunadi, nida ediyor, bize sesleniyor. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz değil mi? Yunadi, şimdi melek sesleniyor. Tuba limen secede fi hadihil leyle. Bu gecede secde edenlere, Allah'a secde edenlere müjdeler olsun diyor. Melek şu an bize sesleniyor. Yani şöyle de anlayalım. Ne diyor birinci kapıda? Rukuya dur, müjdeler olsun. Secde et, bu gece sana da müjdeler olsun. Ve alel babi salis, üçüncü kapıda melekün, bir melek yunadi tuba limen dea fi hadihil leyle. Bu gecede Allah Azze ve Celle'ye dua edenlere, el açıp yalvaranlara ne olsun? Müjdeler olsun. Bu gece Allah-u Teala Hazretlerine ziyadesiyle yalvarmak bize de nasip olsun. Duadan Allah bizi aciz bırakmasın. Arkasından fiyadili ve alel babir rabi' dördüncü kapıda melekün, bir melek yunadi tuba lizzakirine fi hadihil leyle. Bu gece Allah-u Teala Hazretlerini zikredenlere, Allah'a zikredenlere müjdeler olsun. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu gece de zakirlerden, ömrümüzü tamamlayıncaya kadar da zakirlerden eylesin. Ve zakirine Allah kesiren ve zakirate addallahu lehum mağfireten ve ecran azima. Allah'a çokça zikreden erkeklerle çokça zikreden zaten kadınlara Allah'ın af müjdesi vardır. Rahmet müjdesi vardır. Cennet müjdesi vardır. Allah Azze ve Celle kalbimizin zikri olan yabancılığını bu gece bizden kaldırsın. Ve alel babil hamis, beşinci kapıda melekün, bir melek yunadi, nida ediyor. Tuğba limen beka min haşyetillah fi hadhil leyle. Bu gece Allah korkusundan gözyaşı dökenlere müjdeler olsun. Bu gece bir kıyıda köşede ve tenhada, seccade başında dua ederken, zikrederken, namaz kılarken Allah korkusundan gözyaşı dökmek cümlemize nasip olsun. Allah için gözyaşı dökenlere Allah o gözün sahibine cehenneme haram kıldı. Allah için, Allah korkusundan, riyadan, sum'adan, gösterişten uzak gözyaşı döken o gözün sahibini Allah cehenneme haram kıldı. Bir rivayette de وَفِ الْرِوَيَةِ تُوبَى لِمَنْ عَمِلَ خَيْرًا فِي هَذِي الْلَيْلَ. Bu gece hayır yapanlara, bu gece hayır yapanlara müjdeler olsun. وَعَلَى الْبَابِ السَّادِسِ, altıncı kapıda melekün, bir melek yunadi, nida diyor. تُوبَى لِلْمُسْلِم۪ينَ فِي هَذِي الْلَيْلَ. Bu gece Allah'a teslim olan Müslümanların tamamına müjdeler olsun. Bu gece bize de hakkıyla Allah'a teslim olmak nasip olsun. Zaten Müslümanın kelime manası teslim olmak, İslam teslim olmak, Müslüman Allah ve Resulüne iradesini teslim eden. Allah'ım sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen nasıl emrediyorsan öyle olsun. Sen nasıl yasak ediyorsan o terk edilecek, o yapılacak, bu yapılmayacak. Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak İslam, teslim olan Müslüman. Bu gece bütün Allah'a teslim olanlara müjdeler olsun. Şimdi ve alel babi sabi'i, yedinci kapıda melekün, bir melek yunadi sesleniyor. Hel min sa'il, hel min sa'ilin feyu'da su'levu. Var mı Allah Azze ve Celle'den isteyen, bu gece ona istediği verilecek diyor. Melek de ne diyor? İsteyin, bu gece istemekten gaflet etmeyin. Allah-u Teala Hazretlerinden bu gece isteyin. Ve fir rivayeti, bir başka rivayette, tuğba limen kara'al Kur'ane fi hadihil leyle. Bu gece Kur'an-ı Azimuşşan'ı kıraat edenlere müjdeler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir gecede Duhan suresini, özellikle bu gece okunacaklardan Duhan suresini okursa, sabaha kadar 70 bin melek hususi olarak Allah'ın o kulu için istiğfar eder buyurmuş. Bu hadis-i şerifi Şeyhülislam Alaeddin Efendi Hazretleri de Duhan suresindeki ayetlerin yanına bu hadis-i şerifi yazmış. Ayrıca yine Duhan suresiyle alakalı, her kim bir gece içerisinde Duhan suresini okursa
kendisi için geçmiş bütün günahları mağfiret olunur buyurmuş Peygamberimiz. Melek de dedi ya, bu gece Kur'an okuyanlara ne olsun dedi? Müjdeler olsun. Mutlaka bu gece 3 sayfadır, çok uzun değil. Duhan suresini okumakla bu gece hepimize nasip olsun. Yalnız Duhan suresi okuyun demiyorum. Kabir azabı için Mülk suresi okunur. Geçim genişliği için Vakia suresi okunur. Ama işin sonunda bir amel söyleyeceğiz. O bu gecenin en eftal amelidir. Ve alel babis samini, 8. kapıda melekün, bir melek yunadi sesleniyor. Hel min müstagfirin feyugfera lehu, var mı Allah'tan af isteyen, o bu gece affedilecek diyor. O meleğin davetidir. Allah ve Resulü de melekleri vasıtasıyla da çağırıyor. Bu gece hepimize hakiki istiğfarlar ve hakiki tövbeler cümlemize bu gece nasip olsun. Fekultu ya Cibril ila meta tekune hadil ebvabu meftuhatun, sormuş Peygamberimiz. Ey Cibril kardeşim, bu kapılar hangi vakte kadar açık? Kale Cibril aleyhissalatu vesselam buyurmuş ki, ila tulu'il fecri min evvelin leyl, akşam namaz vaktinden yani geceden fecrin tuluğuna kadar Allah bu kapıları bizim için açık tutuyor. Her bir müjdeden istifade etmekte cümlemize nasip olsun. Sümme kal, sonra buyurdu ki, lillahi teala fiha utka'u minen nari bi'adedi şa'ri ganemil kelbi. Birçok beraat gidesiyle alakalı birçok hadis-i şerifi ya başında ya ortasında ya sonunda bu müjde geçer. Allah-u Teala Hazretleri benim ümmetimden Beni Kelp kabilesinin koyunlarının sırtındaki tüyleri adedince kimseyi cehennemden bu gece azat ediyor. Bu gece beraat veriyor. Allah-u Teala Hazretleri o çok sayının içerisine hepimizi dahil eylesin. Cehennemden beraatlerimizi bu gece cümlemize ihsan eylesin. Arkadaşlar, duadan istemekten aciz kalmayalım. Duadan istemekten aciz kalmayalım. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşan'da dua hakkında وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ buyuruyor. Kim buyuruyor? وَقَالَ kim dedi? Allah-u Teala Hazretleri. Sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz olan Allah hepimize sesleniyor. اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Zaten bizim en ümit var olduğumuz ayetlerden bir tanesidir. Allah buyuruyor ki, kullarım benden isteyin, dua edin, duanıza icabet edeyim, istediğinizi vereyim. Hatta buyuruyor ki, bana ibadetten ve duadan kibredenler hor ve hakir olarak ateşe girecek. Duasızlık kibir alametidir. Allah'a el açmamak, yalvarmamak ucub alametidir. Kendini beğenmek alametidir. Yani Serkan'ın ihtiyacı var, o Allah'tan istesin. Bunların ihtiyacı var, istesin. Ben zaten zenginim, muhtaç değilim. Kimin ihtiyacı varsa o Allah'ın kapısını o çalsın. Yani bu lisanen söylenmese bile Furkan suresinde ne buyuruyor Allah? Eğer sizin duanız olmasaydı Allah size ne diye değer versin? اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ, kullarım benden isteyin, size istediğinizi vereyim. Bir başka ayet-i kerimesinde de وَاِذَا سَيْلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ, Habibim, kullarım beni sana soruyorlar. Yani Eshab-ı Kiram, İslam'ın ilk dönemi, dua hususunda Efendimiz'e çok sorular sormuşlar. Bir tanesi de sesli mi yapalım, gizli mi yapalım, bağırarak mı yapalım? Bunun üzerine وَاِذَا سَيْلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ, Habibim, benim kullarıma de ki ben onlara çok yakınım. Şah damarımızdan daha da yakın. Bize bizden daha yakın kimdir? Allah-u Teala Hazretleri. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, eğer bana dua ettikleri vakit, benden istedikleri vakit onların bu dualarına, isteklerine ben icabet ederim diyor. İsterseniz isteyene istediğini veririm diyor. O yüzden bu gece aynı zamanda Allah'tan isteme gecesidir, dua gecesidir. Allah bizi bu gecenin dualarından aciz bırakmasın. Şimdi üçüncü hadis-i şerifi hızlı okuyacağım. Allah için iyi dinleyin. Bunu da Ayşe validemiz anlatıyor. 4 demiştim. 3, bir de son var, onu da okuyacağım, bitireceğim. Hızlı gideyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir beraat gecesi. Bir beraat gecesini anlatıyor. Ondan sonra Efendimizin birçok beraat gecesini Ayşe annemiz, Fatma annemizin ve diğer sahabelerinden nakilleri var. Daha evvel size hediye edilen kitabın içinde de var. Kitaba havale edeyim. Ayşe validemiz Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi, yani beraat gecesi olduğunda
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin hucurat-ı saadetinde geçiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hanelerine bu isimin hucurat-ı saadet denilmesinin sebeplerinden bir tanesi, biz Türkçe'de de hücre deriz ya, hücre nereye denir? Dar yer. Dar yer. Efendimizin evlerinin metrekaresi, anlaşılsın diye söylüyorum, 'Mescid-i Nebevi'de Peygamberimizin kabri şerifinin olduğu yerde 9 tane hane vardı. Fatma validemizin de evi oradaydı. Şöyle gidenler gözünüzde bir hayal edin. Ondan sonra gözünüzde bir hayal edin. Yani Efendimizin kabri şerifinin olduğu yer yok mu? Ön taraf Muhacir-i Şerif ziyaret ettiğimiz yer. Arka taraf Eshab-ı Suffe'nin olduğu yer. Sağı var, solu var. Değil mi? Ondan sonra yani kare şeklinde yeşil kubbenin altı. O yeşil kubbenin altında 9 tane ne vardı? Ev vardı. Takriben, anlaşılsın diye söylüyorum, en fazla olabilecek metrekare ihtimali 2.5'a 2.5. Şimdi o evdeki saadet ve huzur saraylarda var mı? Var mı? 100 metrekarede, 200 metrekarede, 300 metrekarede var mı? Yok. Ha neden? Çünkü o evde kim var? O evde rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu yer 2 metrekarede olsa nedir? Saadettir. Onun yaşadığı asır asrı saadettir. Onun oturduğu ev hucurat-ı saadettir. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 9 tane eşinin ve ailesinin oturduğu evi eve gittiğimizde hanımlara anlatalım. Hanımlarımıza diyelim ki halimize şükredelim. Ondan sonra o da sana desin ki orada oturan Resulullah'tı, yanında ezvacı mutahharattı. Sen kimsin, ben kimim? Dolayısıyla ne lazım? 100 metrekare lazım. Ondan sonra Ayşe annemiz radıyallahu anha bir beraat anlatıyor. Ben hızlı okuyup geçeceğim. 3. hadis-i şerif. Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim nöbetimde üzerindeki şalının, şiltesinin, yorganının içinden kalktı diyor. İçinden sıyrıldı. Efendimiz kalktıktan sonra Ayşe annemiz radıyallahu anha ben hanımlarından birinin yanına mı gitmiştir diye endişeye kapıldım diyor. Yani başka bir hucurat-ı saadete benim nöbetimde gitmiş midir? Onu evde aramaya başladım. Elim veya ayağım secdedeyken ayağına deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hucurat-ı saadete gitmediğini, secdede Rabbi ile baş başa olduğunu anladım. Secdede o kadar uzun kaldı ki diyor Ayşe annemiz, o geceyi anlatıyor. Allah-u Teala Hazretleri Habibi sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu bedeninden kabzetti zannettim. Ayaklarına dokunduğumda hareket edince yaşadığını anlayarak çok sevindim. Yani secdede o kadar Efendimiz yani sükun üzere duruyor ki Ayşe annemiz Allah peygamberinin ruhunu bedeninden kabzetti zannettim. Elim deyince yaşadığını anladım. Secdede söylediği dualardan şunlar aklımda kaldı diyor. Bakalım bizim de aklımızda kalacak mı? İnşallah kalır. Kalmazsa zaten bir kısmı yazılı olarak var. Elinde olanlar var. Olmayanlara da çıkışta hediye ederiz. Karartım da hayalim de sana secde etti. Secde de yapıyor Peygamberimiz bu duayı. Gönlüm sana iman etti. İşte elimle onunla kendi aleyhime işlediklerim. Allah Allah. İşte elim onunla kendi aleyhime işlediklerim. Ey her büyük şey için kendisine umut bağlanan büyük olan Allah'ım. Her şey için kendisine umut bağlanan büyük olan Allah'ım. Ey büyük, Allahu Ekber, Allahul Azim, büyük günahları affet. Efendimiz dua ediyor, büyük günahları affet. Yüzüm kendisini yaratan, kulağını gözünü yarıp yarana secde etti. Nimetlerini sana karşı ikrar ediyorum. Büyük günahlarımı itiraf ediyorum. Ben nefsime zulmettim. Peygamberimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem ben nefsime zulmettim. Öyleyse beni bağışla. Zira günahları senden başkası affedemez.
Azabından affına sığınırım. Hışmından rahmetine sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Zatın pek gücü olmakta daim oldu. Sana karşı övgüyü sayıp bitiremem. Sen kendi zatını övdüğün gibisin. Sonra mübarek başını kaldırıp iki secde arası peygamberimiz şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bana şerden arınmış bulunan, takva sahibi olan, kafir ve bedbaht olmayan bir kalp bağışla. Daha sonra tekrar dönüp secde yaptı ve şöyle duada bulundu. Ya Rabbi, sana kardeşim Davud Aleyhisselam'ın dediği gibi diyorum. Seyyidim için yüzümü toprağa sürüyorum. Efendimin cemali için tüm yüzler toprağa sürülmeye değer. Daha sonra başını kaldırdığında ben kıskançlıkla onun peşine düştüğümden utanarak, yani kalbimden geçirdiğim ve peşine düştüğümden utanarak, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen bir vadidesin, ben bir vadideyim demiş. Yani sen neredesin, ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum. Utanarak böyle söylemiş annemiz. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Hümeyra, Hümeyra Ayşe annemizin biliyorsunuz pembecik demek. Pembe beyaz yanağı olduğu için Ayşe annemiz öyle dermiş peygamberimiz. Ya Hümeyra, bilmez misin ki bu gece Şaban-ı Şerif'in yarı gecesidir. Bu gecede Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar Allah'ın cehennemden azatlıları vardır. Bu gece o kadar çok. Bize de nasip olsun. Ben de kendisine Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin durumu nedir? Yani niçin bu misal verilmiş? Bunu sordum diyor. Efendimiz de buyurmuş ki Araplar içerisinde onlardan daha fazla sürüye sahip olan bir kabile yok. Yani bu neden kinaye? Sürünün çokluğu, tüylerin çokluğu o kadar bu gece cehennemden azat edilecek var. Sayısını Allah biliyor ama çok. Ancak ben affolunacaklar arasında 6 kişiden bahsetmiyorum. Ki bunlar içkiye devam eden, ana babasına isyan eden, zinada ısrar eden, sıla-i rahimi kesen, heykel tasvir eden, bir de söz taşıyan. Ümmetin arasını bozmak, kardeşliğin arasını bozmak. Allah söz taşıyanların şerrinden bizi korusun. Onları bu ahlakından şu gece vazgeçirsin. Söz taşımak, nemmamlık en şerefsiz, en karaktersiz ahlaklardan bir tanesidir. Hele ki iki kardeşin, iki Müslümanın, karıyla kocanın, iki tüccarın, iki dostun, iki ihvanın arasını açmak ve bozmak için söz taşıyan nemmam. Onun lafını ona satar, ilave ederek. Bir de ne demişti? Geçen hafta bahsettik. Kattan da var. Katıyor yani. Anladın mı? Yalnızca duyduğunu değil, ona bir de ilave yaparak getirip götürüyor ki iyice savaş çıksın, iyice ortalık karışsın, birbirinin kanını döksün, bir daha ömür billah bir araya gelmesin diye. Ama beraat alamazsın. Bu gece laf taşır götürür getirirsen, bundan da vazgeçemezsen, bu gece ne alamazsın? Beni Kelp kabilesinin kılları sayısınca insan cehennemden beraat alırken sen de bundan vazgeçinceye kadar havanı alırsın. Allah bizi o duruma düşürmesin. O zaman ben dedim ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin bu gece secdenizde bir duada bulunduğunuzu işittim ki bu zamana kadar bu duayı yaptığınızı hiç işitmemiştim. Secdede diyordunuz ki, ondan sonra bu mutlaka alın, aranızda ezberleyenler vardır. Azabından affına sığınıyorum. Gazabından rızana sığınıyorum. Senden sana sığınıyorum. Zat-ı yüce olmakta daim oldu. Sana karşı övgüyü sayıp bitiremem, sen kendi zatını övdüğün gibisin deyince sen bunu belledin mi? Yani ezberledin mi? Buyurmuş peygamberimiz Ayşe annemize. Ben evet deyince bunları iyi öğren ve öğret buyurmuş peygamberimiz. Çünkü Cibril aleyhisselam bana bunları secdede tekrar tekrar söylememi bu gece emretmiş. Anlaşıldı mı? Tekrar tekrar bu gece Allahümme inni eûzü bi rıdâke min sıkatik ve muafâtike min ukûbetik ve eûzü bike mink celle veçhuk ve celle senâuk la uhsî senân aleyke ente kemâ esnete alâ nefsik. Bunu secdede manasını düşüne düşüne. Ya Rabbi, gadabından, kızmandan rızana sığınırım. Azabından affına sığınırım. Hışmından rahmetine sığınırım. Senden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem, buna gücüm yetmez. Sen kendi zatını övdüğün gibi. Düşüne düşüne. Gadabından rızana sığınırım. Azabından affına sığınırım. Tamam. Bunu düşüne düşüne. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylece sabaha kadar ayakta ve oturarak namaza devam etti diyor Ayşe annemiz. Sabah olduğunda iki ayağı da iyice şişmişti. Ben onları ovuştururken
Sabaha kadar ayağı nerede şişmiş? Halı sahada değil. Gezerken değil, sahilde yürürken değil. Nerede? Sabaha kadar Allah'a ibadet ederken, Allah'a ibadet ederken ayak tabanı ne olmuş? Bir olmuş. Ayakları şişmiş. Bununla alakalı çok nakiller var Efendimizin ibadetiyle alakalı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Kendinize çok zahmet verdiniz. Allah-u Teala sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışlamamış mıydı? Şöyle şöyle nimetleri size vermemiş miydi diye Efendimiz'e karşı Allah'ın ona ikram ettiği faziletlerini sayıyor. Sevgili Peygamberimiz. Yani sen kendini helak edercesine hala ibadete devam ediyorsun. Halbuki sende günah yok. Peygamberlerin en eftalisin. Sana ikram edilen kimseye ikram edilmedi. Bu nimetleri Allah hiçbir peygamberine bile vermedi. Bırak bir başka kulunu. Efendimiz ne buyurmuş? Ey Ayşe, madem ki o bana bu kadar lütuflarda bulundu, şimdi ben çok şükreden bir kul olmalı değil miyim? Bu gecede neler olduğunu bilir misin buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü bu gecede neler var dediğimde, Ademoğullarından bu gece doğacakların tamamı bu gece yazılır. Allah hayırlı evlat isteyenlere hayırlı evlat nasip eylesin. Ademoğullarından bu sene öleceklerin tamamı bu gece kaydedilir. Amelleri bu gece yükseltilir. Amellerimiz bu gece yükseltilir. Rızıklar da bu gece indirilir buyurdu. Bu sefer ben ya Resulallah Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez mi dediğimde Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de dedim ki siz de mi ya Resulallah? Siz de mi ya Resulallah deyince mübarek elini başının üstüne koyarak 3 kere Allah'ın rahmeti ile beni kuşatmazsa ben de giremem buyurmuş. Allah bizi rahmetiyle kuşatsın, rahmetiyle muamele etsin, rahmetiyle cennetine bizi kabul eylesin. Şimdi geldik 4'e. Son. Anlatalım mı bunu da? Tamam, bunu da anlatın diyorsanız sizin müsaadenizle bu gece öyle bir gecedir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ümmeti Muhammed'in tamamına şefaat izni ve yetkisini Allah bu gece ikram etmiş. Bak burası dur şimdi. Şaban-ı Şerif'in 13. gecesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ümmeti için nerede geçirir? Teheccüd vaktinde secdede. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Zaten gece sabahlara kadar namaz kılıyor Allah için. Kimi istiyordu Allah'tan? Kimi? Ümmetini istiyordu. Sabahlara kadar ümmeti ya Rabbel Alemin. Zaten dünyaya geldi ümmeti. 40 yaşında ümmeti. Ahirete giderken ümmeti. Kabirde ümmeti, yarın mahşere çıkacak. Değişen bir şey var mı? Orada da ümmet. 13. gece Allah'tan ümmetini ister. Ümmeti Muhammed'in 1/3'üne şefaat izni ve müsaadesi 13. gece verilir. 14. gece yine sabaha kadar Allah-u Teala Hazretlerinden ümmetini ister. 14. gecede bu ümmetin Allahu Alem yarısı veya 1/3'ünün şefaat izni verilir. Ancak 15. geceyle alakalı çok rivayet var. Yani çok anlatım var şefaatle alakalı. Ama burada sizden istirhamım, Allah Resulü'nü sevenler olarak buraya çok dikkat edin. Şu an anlatacağıma, şefaatle alakalı anlatılacak olana çok dikkat edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beraat gecesi sıcak yatağından kalkar. Medine-i Münevvere'de kıble istikametinde sol tarafta Cennetül Vakî kabristanı var. 10.000 sahabenin yattığı kabristan var. Aranızda ziyaret edenler var. Allah tekrar tekrar ziyaret etmeyi nasip eylesin. O mübarek Cennetül Bakî tarafında önce Ayşe validemiz yine kalkar yatağında Efendimiz'i bulamaz. Bu sefer evde bulamaz, mescitte bulamaz. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın yani Fatma validemizin kapısını çalar. Ehl-i Beyt'le beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aramaya çıkarlar. Bu hadisenin birkaç rivayeti var. Ben birini anlatacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Cennetül Bakî toprağında seccadesiz, toprak üzerinde secdede Allah'a gözyaşları içerisinde yalvarırken görürler. Efendimiz secdeden kalktığında gözyaşları önünde tabiri caizse sel olmuş, sakalı toprağa harc etmiş. Ondan sonra hani saçı sakalı toz toprağa bulanmış derler ya, bu mecaz değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
O seydede öyle yalvarıyor ki Allah'a Celle Celaluhu, kimi istiyor seydede, kimi ümmetini istiyor. Ama isterken önce ne okumuş? İbrahim suresinin 35 ve 36. ayetleri. Ben adres veriyorum, yine tefsirden bakarsınız. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامِ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Burası önemli. فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Bu ikinci ayeti okuyor. 36. ayet. Hani bir zaman İbrahim Aleyhisselam demişti ki, ne demiş? Ey Rabbim, İşte bu şehri yani Mekke-i Mükerreme'yi ne kıl? Emniyetli ve güvenli kıl. Beni de oğullarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Bu gece dua edelim. Ya Rabbi bizi de nesillerimizi de putperestlikten uzak tut ya Rabbi. Bizi putperest yapma ya Rabbi. Bizi putperest kılma ya Rabbi. Putların ahkamına değer verenlerden yapma ya Rabbi. Putların ahkamından emir alanlardan yapma ya Rabbi. Bizi Kur'an'dan ve sünnetten ahkam alanlardan yap ya Rabbi. Arkasından Rabbi innehunne adlelne kethiran minen nas. Ya Rabbi bu putların, bu putperestlerin, puta tapanların birçoğu insanları hak olan yoldan idlal ettiler. Allah için iyi dinle. Bak sona geldik. Bu putperestler, bu putlar ve putperestler insanların çoğunu hak olan İslam yolundan idlal ettiler. Saptılar, saptırdılar. Hak olan dinleri bozdular. Hak olan dinleri değiştirdiler. Hak olan peygamberlerin isimlerini bile putlara taktılar. Lat dediler, Lut aleyhisselama Lat dediler. Nice salih insanların, Yağuz, Vet, bunlar geçmişte yaşamış salih insanlardı. Bunların isimlerini putlara taktılar. Sonra kendi elleriyle yonttukları taşlara, tahtalara taptılar. Nasıl taptıklarını daha evvel konuşmuştuk. Aslında putperestlik nedir? اَغَيْتَ مَنِتَّقَدَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Kendi nefsinin hevasına tapmaktır. Kendi nefsinin hevası neye haram diyorsa o haram. Neye helal diyorsa o helal. Bir araya geliyor putperestler, neye karar verirlerse o karara doğru diyorlar. Ya Rabbi putlar da putperestler de insanların ekserisini yoldan saptırdılar. Arkasından ne diyor? فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Artık kim bana uyarsa demiş İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhissalatü Vesselam ittiba ederse ya Rabbi o bendendir diyor. Her kim de isyan ederse gerçekten sen gafursun, affedensin, acıyansın. Efendimiz Cennetül Baki'de ümmetini seyreden Allah'tan istiyor ya, bu ayetleri okuyor. İbrahim Aleyhisselam Allah'ım böyle dedi. Nasıl dedi? فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Bitti mi? Bitmedi. Arkasından ne okuyor? İsa Aleyhisselam'ın Maide suresinde. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. Eğer onları azap edecek olursan, o senin hakkındır, onlar senin kulların. Şayet onları azap edecek olursan, şüphesiz onlar senin kulların, demiş İsa Aleyhisselam. Sonra, şayet onları bağışlayacak olursan, muhakkak aziz de, her şeye mutlak manada gücü yeten de, hakim de, ancak sensin diyor. Peki arkasından ne diyor? Arkasından daha diyecek söz yok. Allahümme ümmeti ümmeti diyor Peygamberimiz. İbrahim Aleyhisselam böyle istedi. İsa Aleyhisselam böyle istedi. Ya Rabbi diyor, ben senden ümmetimi istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril Emin gelir. Ve şöyle der. Allah bana buyurdu ki ey Cibril git Muhammed'ime söyle. Biz seni ümmetin hakkında razı edeceğiz, seni utandırmayacağız. Biz seni razı edeceğiz, seni utandırmayacağız. وَالضُّحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَى الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَسَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah sana öyle verecek ki Habibim, Duha suresinde, kuşluk vaktine yemin olsun ki, karardığı vakit geceye yemin olsun ki, ondan sonra. وَالضُّحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Rabbin seni unutmadı, sana darılmadı, sana kırılmadı, seni terk etmedi. Senin için önünden gelecek gün geride bıraktığın günden daha hayırlı. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlı. Allah sana öyle verecek ki, ya Rabbi razı oldum deyinceye kadar. Efendimiz de ne buyurmuş? Hardal tanesi kadar imanı olan bir ümmetim cehennemde kalmış. Razı değilim Allah'ım. Şimdi bu mübarek gecede
Allah Azze ve Celle sevgili peygamberimize şefaati verdi. Muhammed İbni Hanifiye radıyallahu anh, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, Hasan bin Ali radıyallahu anh, Hüseyin bin Ali radıyallahu anh, onlar şöyle derlermiş. Kur'an-ı Azimuşşan'da ekseri alimler kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la teknatu min rahmetillah innallaha yagfiru zunube cemi'a innehu huvel gafurur rahim. Zümer suresinin bu ayetini Kur'an-ı Azimuşşan'ın en ümit veren ayeti olarak bilirler, görürler. Bu doğru. Çoğu alimin işaret ettiği budur. Habibim de ki, ey kendi nefisten aleyhine haddi aşıp da israf eden kullarım. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. O Allah ki dilerse kulunun bütün günahlarını affeder. Buna da şaşırmayın. O Allah günahları ziyadesiyle affeden, kuluna ziyade acıyan merhamet edendir. Zümer suresinden. Ama ne diyor? Biz ehli beyti Resul'e göre, peygamberimizin aile halkına göre, Hasan bin Ali'ye göre, Hüseyin bin Ali'ye göre, Ali bin Ebu Talib'e göre, Muhammed İbni Halifi'ye göre, radıyallahu anhum, ehlel beyti Resulullah'a göre, Kur'an-ı Azimuşşan'ın bile en ümit veren ayeti, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَادِرْ diyor, bitirmiyor. Çünkü o ayetin ifade ettiği mana, şefaattir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati. Bakın arkadaşlar, ehl-i beyti Resul bile amelime güvenmem ama yarın mahşerde Resulullah'a güvenirim derse, ehl-i beyti Resul bile amelime güvenmem. Eğer o ameline güvenmiyorsa bizim amelimiz yok hükmündedir. Ali bin Ebi Talip ameline güvenmiyorsa bizim amellerimiz nedir? Yok hükmündedir. Onlar bile amelimize güvenmeyiz ancak neye güveniriz? Yarın mahşerde Allah'ın izniyle, müsaadesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine. Biz de güveniyoruz, Allah'ımıza güveniyoruz, onun Resulünün şefaatini bu gece ümit ediyoruz. Ya Rabbi, madem ki bu mübarek gecede Resulullah'a şefaat müjdesi verdin, bizi de arasına idkal eyle. Amin. Şefaat ettiklerinin arasına dahil eyle. Amin. Şefaate mazhar olanlardan eyle. Amin. Şefaatten mahrum olmaktan cümlemizi koru muhafaza eyle. Amin. Arkadaşlar bu gece namaz, özellikle 100 rekat bir namaz var. Gençler, her rekatta Fatiha'dan sonra 10 ihlasla kılınan bir namaz var. Yetiştirebilen yetiştirsin. Bu mübarek namazla ilgili Hasan el-Basri radıyallahu anh, 200'e yakın sahabe görmüş büyük bir insan. Sahabe değil, tabi'in neslinin en büyüğü. Hasan el-Basri diyor ki, bak bunu bu kadarını okuyacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eshabından 30 kişi diyor. 30 kişi. Bu gece bu namazı kılan kimseye Allah'ın 70 kez bakacağını, yani rahmet nazarıyla nazar edeceğini ve her bakışında, nazarında onun bir ihtiyacını gidereceğini 30 sahabeden naklediyor. 30 sahabe. Sonunda da diyor ki, bu ihtiyaçların en aşağısı ise Allah'ın o kulunu bağışlamasıymış. O yüzden arkadaşlar, kılabildiğimiz kadar kılalım. Secdesinde okunacak, secdesinde okunacak dua da burada iki satırdır. Evvelce almayanlar çıkışta alsınlar. Gadabından rızana, azabından affına sığınırım, senden sana sığınırım. Dua burada, 3 Yasin burada, onunla alakalı izah burada, bir de burada bir dua var. Bu duayı bu gece mutlaka alın, Arapçasını 10 kere bu namazlardan sonra veya en azından Türkçesini bir kere dahi olsa yapın. Okuyorum, bitiriyorum. Ey Allah'ım, sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Ondan daha cömerti var mı? Yok. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdinde beni keremin yani iyiliklerin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak sana şikayet ediyorum ve senden sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Zaten senin benim durumumu bilmen istememe de hacet bırakmıyor. Ey sıkıntıların derdini açan zat. Allahu Azimuşşan. İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben zalimlerden oldum. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Ömer. Bak şimdi dua başlıyor. Dua başlıyor. Biz onun duasını kabul ettik. Bu ayet hangi sure? Enbiya suresi. Kimin duasını? Yunus aleyhisselamın. Ve kendisini gamdan, kederden kurtardık. İşte müminleri de böylece kurtarırız. Biz onun duasını kabul ettik. Ya Rabbi bizim de duamızı kabul et. Kendisini gamdan, kederden kurtardık.
Allah'ım bizi de gamlarımızdan, kederlerimizden kurtar. İşte müminleri de böylece kurtarırız. Şeklinde Yunus Aleyhisselam'a bahsettiğim müjdeye bizi de nail et ya Rabbi. Ey Allah'ım bak kritik yer burası. Ey Allah'ım eğer beni nezdinde bulunan levh-i mahfuz diye bilinen, levh-i mahfuz diye bilinen Ümmül Kitap'ta kafir ölecek bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-ı kereminle bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil Allah'ım. Bak bir daha okuyayım. Ey Allah'ım, eğer beni nezdinde bulunan, levh-i mahfuz diye bilinen Ümmül Kitap'ta kafir ölecek bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-ı kereminle, fazl-ı kereminle bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi, rızkımın darlığını sil Allah'ım. Ya Rabbi beni Ümmül Kitap'ta imanla ölecek bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü sen buyruğu hak olan, bir zat olarak gönderdiğin peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında Allah dilediğini siler. Allah dilediğini siler. Dilediğini sabit bırakır. Allah dilediğini siler. Dilediğini sabit bırakır. Ümmül Kitab ise sadece onun katındadır. Buyurdun. Rad suresi. Yemhullahu ma yeşâ'u ve yüthbit. Allah dilediğini siler. Dilediğini sabit bırakır. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmül Kitab ise sadece onun katındadır buyurdum. İlahi, her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı kıymetli Şaban ayının 15. gecesinde en büyük tecelli hürmetine senden dilediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz en iyi senin bildiğin tüm belaları bizden açıp gider ya Rabbi. Şüphesiz ki en ulu ve en yüce olan sensin. Allah-u Teala Hazretleri Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, âline ve ashabına salat olsun, selam olsun. Geceniz hepimiz hakkında mübarek olsun. Subhaneke Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyiden Evveline vel Ahirin. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi 8 tane hatmi şerif, 1495 tane Yasin-i Şerif, 2 tane la havle ve la kuvvete illa billah, 140 bin ya Şafi. Ya Rabbi okunmuş olan hatmi şerifi, Yasin-i Şerifi, okuduğumuz Yasin-i Şerifleri, akşamla yastı arası ya Rabbi yapmış olduğumuz dualarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, Allah'ım sohbetimizi, sohbet meclisinde okuduğumuz ayetleri, hadisleri katınla makbul eyle, kabule karin eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, daha nice ya Rabbi. Bu gece ya Rabbi okunup da bize duası emanet edilenlerin cümlesini sen fazl-ı rahmetinle, fazl-ı kereminle kabul eyle ya Rabbi. Hasun eyli sevabı evvelen bir zat, kadi-i kainat, şefi-i müzibat, sevgili Peygamberimiz Ahmet-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretlerinin aziz, latif, münevver, mutahhar, mücella, erva-ı kutsiyelerine, ruh-u tayyibelerine hediyeledik, vasıl eyle ya Rabbi. Cümlemizi şefaatlerine mazhar eyle ya Rabbi. Cümlemizi şikayetlerinden emin eyle ya Rabbi. Sevgili Habibinin nur cemalini rü'yetiyle müşerref eyle ya Rabbi. Elinden havzu kevserinden içmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ham sancağı altında cümlemizi haşru cem eyle ya Rabbi. Ayrı kalmaktan cümlemizi ya Rabbi koru muhafaza eyle. Ya Rabbi Efendimiz'e ya Rabbi madden manen yaklaşmayı bu gece bize ihsan eyle. Saniyen bütün peygamberan-ı izam ve Resul-i Fikham aleyhim salavatüm mennan efendilerimizin erbağı tayyibelerine hediye edildik vasıl eyle ya Rabbi. Âl-i ezvâci mutahharat, eshab-ı güzîn, ansar-ı muhacirin, hulefâ-i râşidîn, tabi'in, tebev-i tabi'in, eymeydîn, müştehidîn, rıdvanullâhi teâlâ aleyhim ecma'in, hazaratin erbağı kutsiyelerine hediye edildik vasıl eyle ya Rabbi. Müfessirin, muhaddisin, mütekellimin, huffaz, kurra, tullâbil cümle hamile-i Kur'an'ın erbağını hediye edildik vasıl eyle ya Rabbi. Selçuklu ecdadımızın, Osmanlı ecdadımızın, onları yetiştiren hocalarının, imanlı kumandanlarının, ordularının, askerlerinin, Allah'ım, Allah'ım cümle ceddimizin ruhlarına hediye edildik vasıl eyle. Allah'ım daha nice ya Rabbi,
Ya Rabbi meşayihimizden Mevlana Ebubekir Sıddık radıyallahu teala an hazretlerinden Mevlana Ali'ül Haydar'la Kıskavi Kuddise Sirru Hazretlerine kadar gelen silsile-i meşayihimizin ve hasaten Turuk Aliyemiz İmam Mevlana Muhammed Behaüddin Şah Nakşibendil Bukhari Kaddesallahu ve Esrarahum Hazretin Erva Kutsiyelerine hediye edildik vasıl eyle. Ya Rabbi sevgili mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerine ruhaniyetlerine hediye edildik vasıl eyle. Bedenine sıhhat ve afiyet nasip eyle. Afat-ı Semaviye'den, Afat-ı Araldiye'den, altı cihetten gelecek zahiri batını eşrarın şerrinden koru muhafaza eyle. Şu mübarek gecenin hürmetine ömrünü müzdat eyle. Elinde sülukumuzu itmama muvaffak eyle. Ya Rabbi gözünden gönlünden düşmekten muhafaza eyle. Bu mübarek silsilet-ü zeybe gönül vermiş cemii mürit ve müridan ervanı hediyeledik vasıl eyle. Said Turuk Aliye'nin meşayih ve müntesiplerin ervanı hediyeledik vasıl eyle. Ya Rabbi kıymetli adam merhum Said hocamızın ruhuna hediyeledik vasıl eyle. Hayat-ü beynatın nurla kabrini tenvir eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ve dostlarının alem berzahtaki manevi sohbetlerine idhal eyle. Ya Rabbi şehit Hızır Ali Muratoğlu hocamızın, şehit Bayram Ali Öztürk hocamızın, Hasbi hocamızın, Kaplan amcamızın, Zekeriya Efendi'nin, Zekai Efendi'nin, Allah'ın Efendi Hazretlerimizin, merhume eşi Zehra annemizin, merhume kızı Fatma annemizin, babasının, annesinin, Kaplan amcanın, Alaaddin ağabeyimin, Hüseyin kardeşim, Hüseyin ağabeyimin, Kadir kardeşimin, Ahmet ağabeyimin, analarımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, nelerimizden, âbâ ve ecdâd, akrabâ-i talukat sevdiğimiz dostlarımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, ahirete irtikal etmişlerimizin cümlesini ruhlarına hediye edildik vasıleyle. Ya Rabbi, Hatmi Şerif'i, Hayat-ı Beyinat-ı ve Zikârları okuyanların da cümle geçmişlerini ruhlarına hediye edildik vasıleyle. Daha nicece isimleri unutulmuş, nesilleri tükenmiş, kabirleri tarmar olmuş, ümmeti Muhammed'den hayır dua bekleyen cümle Müslümine, Müslümat'e, Mü'minine, Mü'minat'ın ervanına hediye edildik vasıl eyle. Allah'ın Beni Kelp kabilesinin tüyleri kadar, kılları kadar cehennemden beraat ettirdiğin şu mübarek gecede cümlemize beraatlerimizi ihsan eyle. Cehenneme ya Rabbi bir an dahi düşmekten koru muhafaza eyle. Bir an dahi girmekten koru muhafaza eyle. Allah'ın efradı yerlerimize de beraatlerini ihsan eyle. Çoluk çocuklarımıza da beraatlerini ihsan eyle. Ya Rabbi din kardeşlerimize beraatlerini ihsan eyle. Şarktan garba ümmeti Muhammed'e beraatlerini ihsan eyle. Allah'ın bu gece hayırlı takdirleri ihsan eyle. Eşrarın şerrinden koru muhafaza eyle. Allah'ım şu mübarek gece hürmetine dualarımızı müstecab eyle. Ayıplarımızı setreyle. Nasuh tövbeler nasip eyle. Allah'ım beş vakit namazda cümlemizi muvaffak eyle. Kıyamında, rükusunda, secdesinde ihsan üzere, ihlas üzere becerebilmeyi nasip eyle. Allah'ım cümlemizin ayaklarını sabit eyle. Allah'ım kaymaktan caymaktan muhafaza eyle. Tabut gününe kadar dini mübini İslam'ı ihlasla yaşamaya bizi muvaffak eyle. Annelerimizi, bacılarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi, evlatlarımızı, hanımlarımızı, bütün dergah arkadaşlarımızı, tekke kardeşlerimizi, karındaşlarımızı sen koru muhafaza eyle. Kaydırma, caydırma ya Rabbi. Ayaklarımızı bu mübarek yoldan ayırma ya Rabbi. Kalplerimizi ehli sünnetten kaydırma ya Rabbi. Beş vakit namazda ya Rabbi istikamet üzere tabut gününe kadar ya Rabbi aşk ile, şevk ile, muhabbet ile, ihsan üzere, huşu üzere kılabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım şu mübarek gecede rızkın helalini ihsan eyle. Haramından koru muhafaza eyle. Allah'ım harama düşmekten muhafaza eyle. Allah'ım dünya fitnelerine düşmekten muhafaza eyle. Allah'ım Doğu Türkistan'dan, Myanmar'dan, Arakan'dan, Suriye'den, Irak'tan, bütün ya Rabbi Bilad-i İslamiye'nin mazlum ve müstedaf olan kardeşlerimize helalinden geniş rızıklar, geniş hayırlı rızıklar nasip eyle. Hayırlı sahipleri ikram eyle. Allah'ım şu mübarek gecede ya Rabbi ümmeti Muhammed'in rızkını gani eyle. Bolluklar ihsan eyle. Bereketler ihsan eyle. Geniş rızıklar ihsan eyle. Haramlarından muhafaza eyle. Helallerin ihsan eyle. Helal ve tayyip olanları kursağımızdan içeri sok ya Rabbi. Helal ve tayyip olanları giyinmeyi nasip eyle. Helal ve tayyip olanları kullanmayı nasip eyle. Haramlarından cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi şu mübarek gecede ya Rabbi ümmeti Muhammed'i de bizleri de sevdiklerimizi de afat-ı semaviyeden, afat-ı araziyeden, zelzelelerden, afetlerden, sellerden, belalardan, musibetlerden Allah'ım iç savaştan, dış savaştan koru muhafaza eyle. Allah'ım savaşların tamamını ehl-i sünnet Müslümanların lehine çevir ya Rabbi. Ehl-i bidatın aleyhine çevir ya Rabbi. Ehl-i salibin aleyhine çevir ya Rabbi. Ehl-i küfrün aleyhine çevir ya Rabbi. Şirk ehlinin aleyhine çevir ya Rabbi. Allah'ım zalimleri şu mübarek gecenin hürmetine birbirine sen kırdır Allah'ım. Sen onları birbirine vurdur Allah'ım. Ehl-i sünnet Müslümanlardan salimen galiben sen kurtar Allah'ım. Bizlere ittihadi İslam nasip eyle. Allah'ım memleketimizde ya Rabbi Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete dahilde ve hariçte kurulan tuzaklar sence malumdur. İptal eyle. İmha eyle.
Allah'ım ehli sünnetin aleyhine yazanların kalemlerini kurut Allah'ım. Dillerini kurut Allah'ım. İmkanlarını kurut Allah'ım. Nice tuzak kuranlar var sence malumdur Allah'ım. O tuzakları imha eyle. Güçlerini iptal eyle. Birliklerini, beraberliklerini ihtilafa tebdil eyle. Ehl-i sünnet Müslümanları yeniden ehl-i sünnet vel cemaat akidesi şemsiyesi altında cem eyle. Kuvvetlerini cem eyle. Ya Rabbi efallerini cem eyle, faaliyetlerini cem eyle, hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Ehl-i sünneti yeniden memleketimize hakim eyle. Ya Rabbi dünyaya hakim eyle. Ya Rabbi dünyaya yeniden ehl-i sünnetin izzetini göster Allah'ım. Kuvvetini, izzetini, heybetini, devletini göster Allah'ım. Yeniden ya Rabbi şeriat-ı garra-i İslamiye'ye yönetilmeyi bize nasip eyle. O günleri görmeyi nasip eyle. O günler için mücadele edenlerin sayısını sen müzdat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ömrümüzü hayırlı, bereketli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ölümümüzü hayırlı eyle. Öldüğümüz gün ya Rabbi, senin rızanı kazanmayı nasip eyle. Şehadetle kavuşmayı nasip eyle. Şehit olarak sana kavuşmayı nasip eyle. Allah'ım, Allah'ım, şu mübarek gece hürmetine, ümmeti Muhammed'in mazlumlarına, müstevaplarına ya Rabbi sahip çıkabilmeyi nasip eyle. Hatay Reyhan'daki ekmek fırınımızı ya Rabbi manilerini izale edip hayırla itmama muvaffak kıl. Nice ya Rabbi ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını ihlasla, riyalardan, kibirlerden, sumalardan, gösterişlerden, duyurmaklardan uzak ihlas ile senin kullarına, senin rızanı kazanmak için hizmet edebilmeyi sen bize nasip eyle. Allah'ım kıyam derimizi de koru muhafaza eyle. Kıyam derdi hizmet edenleri koru muhafaza eyle. Bütün derneklerimizi, dergahlarımızı koru muhafaza eyle. Oralarda hizmet edenlerin sayısını müzdat eyle. Hocalarımızı nazardan koru muhafaza eyle. Dergahlarımızı haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden koru muhafaza eyle. Nazarlardan koru muhafaza eyle. Allah'ım bir kerecik şu ilim meclislerinden içeri girenleri hidayet bakımından mahrum çıkarma. Allah'ım şu mübarek gecede affolunmamış günahımız bırakma. Setrolunmamış ayıbımız bırakma. Günahlara karşı kalplerimize ikrarlık şu mübarek gecede ihsan eyle. Taatine karşı ya Rabbi muhabbet bu gece bize ikram eyle. Allah'ım bize sevdiklerini sevdir, sevmediklerini sevdirme ya Rabbi. Razı olduklarından razı oldur, razı olmadıklarından razı oldurma ya Rabbi. Allah'ım şu mübarek gecede her şeyin hayırlısını takdir eyle. Allah'ım şu mübarek gecede doğan çocukları yazıyorsun. Evlat bekleyenlere hayırlı evlat nasip eyle. Çocuğu olmayan karındaşlarımıza hayırlı evlat nasip eyle. Allah'ım bu mübarek gecede hacca gidecek kullarını, ya Rabbi, ya Rabbi, haccı ikram edeceğin kullarını bu gece takdir ediyorsun. Allah'ım bize de haccı nasip eyle. Amin. Bu sene Arafat'ı nasip eyle. Amin. Allah'ım Kabe'yi muazzamadan rızkımızı kesme Allah'ım. Ravza-i Mutahara'dan ya Rabbi ayaklarımızı, gönüllerimizi kesme ya Rabbi. Amin. Hakkıyla istifade edebilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şu mübarek gece hürmetine ya Rabbi sevdiklerini bize sevdir Allah'ım. En çok sevdiğim Muhammed Mustafa'nı şu mübarek gece hürmetine bize en çok sevdir Allah'ım. Ya Rabbi şu mübarek gecede Habibinin sevdiklerinin arasına girmeyi nasip eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduklarının arasına girmeyi nasip eyle. Onun sünnetine hizmet edenlerin arasına dahil eyle. Onun yolunda mücadele ve mücahede edenlerin arasına bizi kaydeyle. Allah'ım son nefesimizde ona kavuşmayı nasip eyle. Allah'ım Hasan Yarbay gibi kavuşmayı nasip eyle. Son nefeste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ya Rabbi alemi berzahta karşılaşanlar, son nefeste buluşanlar gibi ya Rabbi son nefesi vermeyi nasip eyle. Allah'ım Habibin sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetine her geçen gün kalbimize müzdad eyle. Allah'ım Şaban-ı Şerif onun ayıdır. Onun ayının kıymetini bilmeyi nasip eyle. Allah'ım onun sevgisini kalbimizde her geçen gün müzdad eyle. Onun sevdiklerinin arasına da bizi idkal eyle. Allah'ım şu mübarek gece hürmetine ya Rabbi Kur'an'ı ve ehlini sen koru muhafaza eyle. Allah'ım medreselerimiz seni sana emanettir. Sen hafz-ı ima eyle. Okuyanlarımızı, okutanlarımızı muhafaza eyle. Ya Rabbi medreselerimizin de okuyanlarımızın da okutanlarımızın da kadın erkek sayılarını müjdat eyle. İhlaslarını müjdat eyle. Sayılarını müjdat eyle. Dostum Mahmud Efendi Hazretleri'nin dediği gibi her mahalleye bir kız bir erkek medresesi, Tedrisat-ı İslamiye'nin yeri de şu memlekette hayat bulmasını nasip eyle. İlim meclislerinin sayısını müjdat eyle. Sohbet halkalarının sayısını müjdat eyle. Allah'ın bütün hocalarımıza şifa ihsan eyle. Hasan Efendi hocamıza, Mustafa Efendi hocamıza, Kemal Efendi hocamıza, Cübbeli hocamıza, Başta Sultanımız Efendi Hazretlerimize, bütün ehl-i sünnet hocalarımıza şifa nasip eyle. Lisanlarına güç kuvvet nasip eyle. Sadırlarına genişlik nasip eyle. İlmi nafi'a nasip eyle. İlimlerini, amellerini, ihlaslarını müjdat eyle. Ümmeti Muhammed'e ya Rabbi ilimlerinden istifade etmek nasip eyle. Onların gayret ve çalışmalarıyla yeniden din-i mümin İslam'ın ahkamını memleketimizde hakim eyle. Yeniden bizi bu yola hadim eyle.
Allah'ım yeniden ümmeti Muhammed'in hidayeti için maruf erlerini, emri bin maruf ya Rabbi ricallerini ve nisalarının sayısını şu mübarek gece hürmetine sen ziyadeleştir Allah'ım. Din dertlerinin sayısını ziyadeleştir Allah'ım. Ümmet dertlisi, Kur'an dertlisi, sünnet dertlisi olanların sayısını ziyadeleştir Allah'ım. Bu amin diyen karındaşlarımızı ya Rabbi son nefeslerine kadar Kur'an adîmuşşana sünnet-i seniye ehli sünnete şu mübarek din-i mübini İslam'a son nefeslerine kadar ihlasla hadim eyle Allah'ım. Hizmetten geri bırakma bizi Allah'ım. Neme lazımcılıktan sana sığınırız muhafaza eyle. Tembellikten sana sığınırız muhafaza eyle. Korkaklıktan sana sığınırız muhafaza eyle. Cimrilikten sana sığınırız muhafaza eyle. Allah'ım kibirden, ucuptan, riyadan, hubbul maldan, hubbul riyasetten, ibadan, tuğyandan, şirkten, küfürden, nefse emmarenin kötü hasretlerinden şu mübarek gece yalvarıyoruz, sana sığınıyoruz. Bizi bu hasretlerden sen mübarek gece hürmetine kurtar Allah'ım. Nefse emmarenin şerrinden kurtar Allah'ım. İbadetin zevkini bize tattır Allah'ım. Kıyamın, rükunun, secdenin, tilavetil Kur'an'ın, zikrullah'ın lezzetini bize tattır Allah'ım. Yeniden sana hakkıyla yönelebilmek nasip eyle Allah'ım. Allah'ım şu mübarek gece hürmetine başta İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi İslam'la ayağa kaldır Allah'ım. Nice düşen kardeşlerimize hidayet ihsan eyle Allah'ım. Nice düşen kardeşlerimize bu mübarek gece hürmetine nasuh tövbeler nasip eyle. Ya Rabbi şu mübarek Şaban-ı Şerif ayını, Ramazan-ı Şerif ayını, şu mübarek günlerimizi ve gecelerimizi yeniden senin dinine davet, senin taatine davet, ya Rabbi beş vakit namaza davet, ilim meclislerine, sohbet halkalarına davete yeniden vakitlerimizi hasretmeyi, yeniden vakitlerimizi bu işe ya Rabbi seferber etmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Bu işte bizi muvaffak eyle Allah'ım. Gönülleri yeniden sen İslam'a çevir Allah'ım. Şu kapılardan içeri girenin bir kere hidayet bakımından mahrum çıkarma Allah'ım. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve anfa'na ya kerim ve anfa'na ya rahim ve gfir lana zunubana bifadlik ve cudik ve keramik ya ekremel ekremin ve erhamer rahimin. Allah'ım şu mübarek gecede Habibin yalvardığı gibi yalvarıyoruz. Allah'ım gadabından rızana sığınırız, azabından affına sığınırız. Ya Rabbi bize hışmından rahmetine sığınırız. Allah'ım biz seni ya Rabbi sena etmekten aciz, buna gücümüz yetmez. Sen kendi zatını sena ettiğin gibisin. Allah'ım bize gadab etme Allah'ım. Bize rızanı ikram et Allah'ım. Bize rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Azabından ya Rabbi rahmetine sığındık, bize azap etme Allah'ım. Kabir azabından da sana sığındık, azap etme Allah'ım. Mahşerin sıkıntılarından sana sığındık, cehennemin azabından sana sığındık. Sen bizi koru muhafaza eyle Allah'ım. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم شو مبارك gecede ilaçtık yalvarıyoruz. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'ın yalvardığı gibi, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın yalvardığı gibi, Allah'ım bizi ya Rabbi lev-i mabuzda şakî bedbaht, ya Rabbi son nefeste ya Rabbi mübarek İslam yolunu, iman yolunu zayi edecek şakilerden yazdıysan Allah'ım şu mübarek gece hürmetine ya Rabbi o yazıyı silerek Saidlere tembil eyle. Bizi Saidler zümresine idhal eyle. Allah'ım bizi kafir olarak öldürme Allah'ım. Müşrik olarak öldürme Allah'ım. Münafık olarak öldürme Allah'ım. Ya Rabbi son nefesimizde mümin olarak, muvahhid olarak, Müslüman olarak, rızanı kazanmış olarak Allah'ım canlarımızı öyle al Allah'ım. Şu mübarek gecede ya Rabbi Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'den işittik. Sadaka Resulullah sen nida ediyorsun. Var mı benden isteği olan, istediğini vereyim. Allah'ım şu gece çok ihtiyaçlarımız var. Ya Rabbi şu mübarek gece duası müstecab olan, sevdiğin, razı olduğun dostlarını, kullarını duasına katarak onların istediklerini de ya Rabbi istemiş gibi kabul ederek bizi de kabul eyle. Onların ya Rabbi sığındıklarından biz de sığınmış kabul ederek biz de kabul eyle. Allah'ım nida ediyorsun, var mı af isteyen onu affedeyim. Allah'ım el açtık yalvarıyoruz. Sen nida ediyorsun Allah'ım, af isteyen var mı affedeyim. Allah'ım cümlemiz senin affına sığındık, merhametine sığındık, mağfiretine sığındık. Gufran olan sensin, gafur rahim olan sensin. Tevvab olan, tövbelerini kabul eden, kullarını acıyan sensin. Ya Rabbi yine bu mübarek gecede nebbi ibadi inniyenel gafurur rahim. Senin Kur'an'ından işittik. Habibim söyle benim kullarıma. Ya benim tarafımdan benim kullarıma haber ver. Ben kullarımı ziyade affedenim, ziyade acıyan, merhamet edenim buyurdun. Allah'ım el açtık yalvarıyoruz. Yine senin kelamından üd'uni yestecib lekum buyurdun. İsteyin vereyim buyurdun. Allah'ım rahmetine sığınarak el açtık yalvarıyoruz. Bizi de ya Rabbi affettiğin kulların arasına şu mübarek gecede idhal eyle. Acıyıp merhamet ettiğin kulların arasına idhal eyle. Bu mübarek yolu hakiki hidayet verdiğin kulların arasına idhal eyle. Duası müstecab olan kulların arasına idhal eyle. Ya Rabbi bu gecede ya Rabbi yarınki günlerde gecelerde de
Ya Rabbi, sana yalvarmaktan, senden istemekten bizi aciz bırakma Allah. Her daim senin kapında el açıp yalvarmayı bize nasip eyle Allah. Ve müstecab olan, kabul olmuş dualara dualarımızı ilhak eyle Allah. Amin, amin, amin. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vaf'u anna ya kerim, vaf'u anna ya rahim. Vaghfir lana zunubena bifadlik ve cüdik ve keramik. Ya Ekremel Ekremel ve Erhamer Rahim. Ya Rabbi, hususi olarak Emiroğlu Mert Ünal kalp hastası 18 yaşında İbrahimoğlu Hüseyin. Belden aşağısı felç. Ya Rabbi, Ercel Evren Ömer'in annesi kanser. O kardeşimiz annesi için dua istiyor. Ya, yoğun bakımda olan çocuğu için dua isteyenler var. Cüneyt abinin babası ameliyat oldu. Babası için ya Rabbi, şifası için. 22 yaşında oğlu yanlış yolda hidayet bulması için. Ya Rabbi, beyin oksijen gitmeyen kardeşimiz, yatalak olan kardeşimiz vesaire. Bizlerden bu gece ya Rabbi dua isteyen kardeşlerimizin bütün dualarını müstecab eyle. Hastalarına şifa ihsan eyle, dertlerine deva ihsan eyle. Ya Rabbi, onlara da bizlere de beraat gecesinde beraatlerimizi nasip eyle. Amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.